Ekranları karşıdaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bravo. Çok teşekkür ederim gerçekten. Seyircimiz harika bugün. Çok güzel bir gece olacak, çok eğleneceğiz. Bizler BKM Mutfak ekibi olarak, BKM Atölye olarak ilk bu yolculuğa başladığımızdan beri Yılmaz Erdoğan'ın da hem futbol sevgisinden dolayı hep... Evet, Yılmaz hocamıza bir alkış gerçekten buradan. Selamlar, sevgiler olsun hocamıza. Hep bir futbol takımı gibi motive oluruz maçlara. Bizim için bu geceler maçtır ve o maç temposuna gireriz. Antrenmandır provalarımız. Maç konuşması yaparız maçtan önce. Ben de ekibin kaptanı olarak birçok kez konuşma yapmışımdır. Hani kaptan konuşması. Ama bugün bambaşka bir kaptan konuşması vardı. Biz hep futbol takımı gibiyiz ama şimdi gelecek konuğumuz gerçek bir futbol kahramanı. Ülkenin en büyük futbolcusu, yetiştirdiği en büyük değerlerden biri bugün konuğumuz. Alkışlar Emre Belezoğlu için arkadaşlar. Kaptan hoş geldin. Vallahi çok heyecanlıyız. İyi ki geldin. Vallahi heyecanlı olan benim. Hoş bulduk. İçeride gerçekten bir motivasyon konuşması oldu. Seni görünce insan yabancılaşıyor abi gerçekten. Bizi güzel motive de ettin, çok gazı da verdin. Bugün çok iyi bir gece olacağını düşünüyorum. Ne hissediyorsun sen, neler hissediyorsun burada olmak? Ya içeride olmak... konuşmayı sen yaptın. Sonra ben tabiri caizse sazı elime aldım ama... Halı sağ olsa bir motivasyonum olabilir artık, yaş 41. Ama tabii sizle olmak burada, böylesine ülkemizi güldüren insanlarla beraber olmak benim için mükemmel bir tecrübe olacak. Çok güzel bir an olarak kalacak. Harika. Alkışlar Emre Belezoğlu'na. Hocam yerini alıyoruz. Çok güzel hareketler. Başlıyor alkışlarınızla. Geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi tavlama ile ilgili bir skeç geliyor. Ömer ve Hilmi yazdı. Ananla nasıl tanıştım geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Görüyorsun değil mi Ahsen? Eskiden böyle fotoğrafları hep albümlere koyardık. Tek tek yapıştırırdık bunları ya. Şimdi öyle mi? Şu küçücük telefonların içerisine sığıyor bütün telefonlar. Yani fotoğraflar. Demem o ki bu albümlere artık gerek yok. Bunları atalım ya. Bu ne Allah'ını seversen? Bu kocaman bir şey, bu tozlanıyor. Bu ne ya? Bu ne? Doğru dedin biliyor musun? Artık yaşlandık, unuturuz falan, yok öyle şeyler. 512 GB hafızası var bunda yok. Ben unutsam o unutmaz. Senin hafıza kaç GB? Benimki megabayt. Benimki de kilobayt. Dün ne yedim onu unuttum, inanır mısın? Gerçekten öyle. Neyse şu fotoğrafları atayım. Aç Bluetooth'unu. Öyle söyleyince soyunasım geliyor. Senin niyetin bozuk biliyorsun değil mi? Alışamadım daha. Aç hadi, tıkla tıkla. Açtım. Aşamazsın dediğiniz ne varsa açtım. Yıkamazsın dediğiniz her tahtı yıktım. Dönülmez dediğiniz yollarda döndüm. Vaziyet alın, ben geliyorum. Ya nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne vuruyorsun baba? Video çekiyordum ya. Ne videosu bu? Babamı nasıl delirttin videosu mu? Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ona vuruyorsun, onu tekmeliyorsun. Yok oradan açtım, buradan kaçtım. Saçma sapan hareketler. Bir tane kız var da ona TikTok videosuyla açılmayı düşünüyorum. Bir şey soracağım. Sen kızla husumetli misin? Yok. Kız tefeci falan mı? Yok. Ne olur mu o zaman? Oradan açtım, dereleri, tepeleri. Seni döneceğim kafanı da böyle bir şeyler. 30 süre saçma sapan hareketler yapıyorsun ya. Sen... İçinden ne geliyorsa adam akıllı gitsene, söylesene hislerini kıza düzgün bir şekilde. Ya baba sen ne anlarsın bu işlerden ya? Ah öyle deme çocuğum, baban çok iyi anlar video işlerinden. Evet oğlum, ben videoyla ananı tavladım ya. Ya nasıl ya? Evet. Sen? Evet ben tavladım. Yemin et. Evet yemin ederim. Hayatta inanmam. Oğlum var mısın, evlenmişiz ya, neyine inanmıyorsun? Allah Allah, sen neyin peşindesin ya? Ne çektin, nasıl çektin anlatsana. Yok anlatamam şimdi, boşver. Ama çok ısrar ettiniz. Böyle olmaz ki. Anlatayım size anamıza. Anamla nasıl tanıştığımın hikayesini anlatayım. Çok eski zaman.
O zamanlar genç, dinamik ve bir o kadar da yakışıklıydım. Tabii sen daha portakalda vitaminsin. Bir gün okuldan hemen sonra arkadaşım Nejat'la eve gelmiştim. Kanka, bana bak. Evde kimse yoktu lan. Yok yok. Hemen şu videoyu çekelim abi. Ah, sana aşkımı ilan etmem lazım. Hadi çekelim. Hadi hemen videoyu çekelim abi. Hadi çek beni. Çek artık. Beni çeker misin lütfen? Şu an beni çekmeyi istiyorum. Beni çeker misin lütfen? Hadi. Hadi şu videoyu çekelim artık ya. Hadi ama lütfen. Tamam oğlum, bir sakin ol lan. Manyağa bak ya. Çeksem tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Başka bir türlü olmayacak bu iş. Gerçek söylüyorum. Başka kimse böyle bir şekilde açıklamadı. Sevgisini başka kimse böyle açıklamadı. Oğlum. Kesin kabul edecek çıkma teklifimi. Lan kamera dediğin şey daha yeni çıktı zaten. Manyağa bak. Bayağı küçükmüş ya. Abi oğlum yeni çıktı dedim ya. Bu acaba daha küçülür mü? Küçülsün de cebime girsin be. Yok daha neler. Üç kameralı olsun bir de. 16 milyar olsun. Saçma sapan öyle şey mi olur ya? O anca böyle 2135'te falan olur. Ya size saçma sapan konuşma. Kim geldi lan? Ah sen gelmiş. Ah sen gelmiş. Ne yapacağız? Oğlum niye korkuyorsun manyak? Fırsat ayağına geldi işte. Bırak video işte. Git kızla konuş işte. Ben konuşamam. Olmaz. Şey yapalım. Aç sen konuş. De ki Asım de öldü de. Öldüysen ben üzülür. O bana aşık olur. Bir şey olur. Ne yapacak? Helvanı mı kavuracak? Saçma saçma konuşma. Aç şu kapıyı, konuş kızla işte. Hadi bırak bu işleri. Hadi boş ver. Tamam konuş. Konuş yüzüne yüzüne söyleyeyim değil mi? Yüzüne yüzüne. Söyle. Merhaba Asım. Annen evde mi? Annem çağırdı da. Anlamadı. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güzelim çocuk ne hale gelmiş. Sen annene söylersin tamam mı? Allah'a emanet ol. Oğlum ne yapıyorsun? Bu ne böyle bir şey var mı? Manyak mısın sen ya? Ne yaptın lan sen? Abi söyleyemiyorum işte. Yapamıyorum işte ya. Abi harbiden yapamıyormuşsun ya. Tekeri suydu. Video çekelim abi. Sen konuşma ya. Beceremiyorsun. Bana bak. Tamam videoyu çekiyoruz. Tamam. Bak şimdi. Ben şimdi motor diyeceğim. Sen sonra Ahsen diye devam edeceksin. Okey. Tamam mı? Unutma. Motor Ahsen. Ahsen. Motor Ahsen. Motor Ahsen. Ne biçim konuşuyorsun Ahsen? He? Oğlum bak saçma saçma düşünceleri çıkar aklından. Motor kayıt demek. Kayıt de o zaman. Ha, tamam be. Üf. Allah Allah. Hadi. Kayıt. Ah sen. Ah sen. Yok musun sen? Ah sen. Gül gibisin sen. Gülümsün sen. Ah sen. Apartmanın gülü. Ah sen. Sana var ya. Ah sen. Al beni. Ah sen gülümsün. Sen gülümsün. Ah sen. Ya kanka. Nasıl oldu? Çektim de. Ya ben pek yükselemedim ya. Aa yapma ya. Ha yani çok sanki. Etkilenmedin mi? Etkilenmedim hadi ben ya. Hadi ya ne yapacağız? Oğlum seni etkilemek için yapmıyorum ben bunu zaten ya. Kızı doğru. Etkileyeceğim. Allah Allah doğru. Ver şu kaseti. Al. Kaseti ver. Teşekkür ederim. Al bakalım. Peki kıza nasıl vereceksin bunu? Kanka Ahsen İngilizce öğrenmek istiyormuş. Bizde de İngilizce seti var. Bunu bunun arasına koyacağım. Hop hem kıza İngilizce setini vereceğim hem aşkımı ilan etmiş olacağım. Sen bir yılansın biliyor musun? Evet. Yılan. Nereden geliyor bunlar aklına acaba? Düşünüyorum. Güzel. Tamam bana bak ben çok acıktım ha. Bir şey var mı yiyecek falan? Annem gelir birazdan yeriz. Ay ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne yapalım anne? Hiç öyle oturuyoruz boş boş ya. Şey karnımız acıktı. Yemek var mı? Ha, bamya yaptım. Hadi hazırlayalım sofrayı. Ben de tam gidiyordum İlhan teyzeciğim. Görüşmek üzere. Nereye çocuğum? Sen misafirsin. Misafirliğin kısası makbuldür. Ama misafir kısmetiyle gelir. Misafire gel demesi kolay, git demesi zordur. Misafir sevmeyen insanın dostu az, misafir gelmeyen evin tozu çok olur. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Misafir üç günden sonra çekilmez. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi ikisini sevmez. Misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Dünya var ya, dünya bir... Misafirde mi kabahat? Ne haber? Ben sadece bamya sevmiyorum ya. Oğlum ne biçim arkadaşlarım var be? İnsan azıcık arkadaşını seçer.
Ha, sorun arkadaşlarımda yani, öyle mi? Ha. Bu arada ben de bamya sevmiyorum anne. Ay iyi, yeme sen, yeme. Şş, bana bak, git suyu ısıt, leğende yıkayacağım seni. Ya hayır ya! Ben artık leğende yıkamak istemiyorum. Niye? Büyüdüm ben artık, görmüyor musun? E geçen pazar öyle demiyordun ama. İstemiyorum ben! Ne ara büyüdün? Bir haftada. Pis! Pis çocuk! Her şeyde ben koşuyorum. Selamünaleyküm Hülden abla. Ben de. Aleykümselam Seyfi, ne vardı? Aslında yoktu. Ne yoktu? İngilizce. Aa. Ne gerek var canım? Apartmana yabancı biri mi taşındı? Aa, yok abla, sen yanlış anladın. İngilizce yok. Ha, İngilizce'de yok demek. No. No'yu ben de biliyorum. No 8. Onu ben de biliyorum. Cahil değiliz o kadar. Ne diyorsun Seyfi? Anlamıyorum. Bizim kız, bizim kız var ya, Gül. Ha. O şimdi liseye geçti ya, İngilizcesi bayağı zayıfmış. Ay, ben de anlıyorum ama konuşamıyorum. Hadi ya, öğretebiliyor musun? No. No 8. Evet, no 8, onu anladım abla da. E, hiç mi yok sende bir şeyler? Ya ben zorla de kendin. Bilmiyorum ki yani, bir sıksan belki. Çıkar, tamam, bir pratik önceden yapalım. Konuşuyordum da aslında. Okey. My name is Seyfi. Yes. Yeah, Seyfi, how are you? Yes. Okay. Who is this? I don't know. No. Okay. I like football. I like Russian girl. Yes, oh, girl. Yeah. Yeah, girl. Come, come. No, Jack. No, Jack. Yeah, come, come. No, Jack. No, Jack. Yeah, come. Oh, yeah, Jack. Yeah, Jack. Okay, Jack. Okay. I love you, Jack. I love you. Seyfi. Pardon, pardon. Seyfi, filmin tamam. Bir sahnesi, kültürel bir sahnesi aklımda kalmış. Ay Yes'ten No'dan nereye geldik? Evet. Dur bak, Asım'a zamanında biz İngilizce set almıştık. He. O zaman hiç yüzünü bile açmadı, biliyor musun? Anladım. Bayağı böyle taksitle falan aldık. Sizin kıza vereyim, belki şey yapar. Kaset. Ya tek de söylesene be kadın ya. Taksitle almış diye onu da taksitle söylüyor ya. Ay tamam canım, ay iyilikte yaramıyor. Allah Allah ya. Al ver bunu Gül'e, izlesin kız, bir şeyler öğrenir. Anam, anam, bu mu ya? İngiliz türü. Ya çok teşekkür ediyorum abla ya. Nedir? Gerçekten. Sonuçta ne demişler? Bir lisan, bir nisan. İki lisan, bir lisanstır. Evet. Evet, bunlar önemli şeyler. Önemli. Sağ ol ablam, görüşürüz. Ne demek, ne demek? Hadi. Aa, iyilik. Seviyorum. Anne, bir şey soracağım. Ha? Sen babamla nasıl evlendin? Ay, sen de akıl erdiremiyorsun değil mi? Onu demiyorum, nasıl oldu onu diyorum ya. Ya git, onu da babana sor canım. Her şeyi bana soruyorsun ha. Ya anlat işte, ne olacak, bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir şey. Aa, yok, anlatma. Ya hadi lütfen. Hayır, anlatmayacağım. Aha, ha, baban geldi. Git ona sor, o anlatsın. Benim işim gücüm var, hadi. Hadi oyalama beni. Söylesene ne olursa. Bamya hiç. Yememiş, ekmek arası yine. Söylesene ne olur. İyi akşamlar. Buyur Gül, hayırdır? Çok beğendim. Ne, kapıyı açışı mı? Ah, Gül'üm. Bak, örümcek gibi. Bak, geliyorum size. Ah, bu ben. Ah, bu ben. Ha, ne diyorsun? Ne, anneme falan mı geldin sen? Ne oldu ya? Çok yükseldim, aklında olsun. Şu an iletişim kuramıyoruz, farkında mısın? Ne yapak o zaman, yakınlaşak mı? Ne alakalı? Gebersen bir kucağıma alayım. Ne oluyor? Gebersen kucağ... Şey, ne yapsak? Ben senin önümde zıplatayım mı? Hayır, niye zıplatıyorsun beni? Sen gebersen... O zaman gel, yakınlaşak, birbirimizin nefesini koklayalım. Hayır, niye koklayalım birbirini? Dişlerini, dişlerini... Ne oluyor? Anne! Anladık ki. Anne! Dişlerini yap, ananı çağır, git dişlerimizi kaçırtın. Anne, hayır. Ne oluyor? Aa, Gül, hoş geldin kızım. Hoş bulduk ana. Kapıyı kapama, dur kapımızı kapatıyor. Kapat, kapat, cereyan yapmasın. Cereyan yapmasın. Ha? Hoş bulduk ana. Ne yaptın, öğrenebildin bir şeyler? Öğrendim her şeyi. Evet, sonuna kadar da dayanamadım, hemen geldim. E kızım, hepsini ne ara izledin kız? Aa, işte izleyemedim, dayanamadım, hemen geldim ana. E niye geldin? Ha, sen Asım'la pratik yapmaya geldin. İzin veriyor musun ana? E ne var kızım, geçin masada yapın. Bak, ne? Ayıp olmasın ama. Kız yok, bu öyle şeyler yapa yapa. Biz de babanla kapıda yaptık az önce. Babam yapmıştır, inanırım şerefsiz. Aa. Yok yok, öyle öyle. Öyle deme babama... babana. Yok, daha şaka yapayım. Yeni düşünüyorum. Ha. E, o zaman... Geçin. Geçiyorum. Geç yap, aa manyak. Ben de şeyi arayacağım, Nuriye. Örümceğin geliyor. Sana yaklaşıp kaçamazsın. Dur şöyle oturayım.
Bir yaklaşır mısın? Kulağına bir şey fısıldayacağım. Ne fısıldayacaksın? Ne oluyor? Bir şey fısıldayabilir miyim kulağına? Ne? Bir yaklaşsana. He? Ah, kulağına sıracak mı? Anan izin verdi, rahat ol. Neye izin verdi anam? Bana savaş açabilirsin. Niye savaşıyoruz biz? Tamam, sevişek. Ya hayır, siz ne yaşıyorsunuz başkan şu anda? Yemin, dişlerimizi kıcırdatamadık az önce. Biz senin dişlerimizi kıcırdatamadık. Biz seninle anne, ben bakayım. Tamam, siz bozmayın, ben açarım. Bozmayın dedi, biz devam edelim. Gel. Neyi bozma? Bir dakika hanım, bizim kız Gül burada mı? Ha? Ha. Ya baba! He. Bak, gelme peşimden. Ben artık buradayım. Ben artık Asım'ınımım. Ne? Asım'ınımım. Ne diyorsun kızım, anlamıyorum ya. Asım'ınımım. Hatta ben de onun gülümümüm. Ne? Gülümümüm onun, gülümüm. Babamla anlaşamıyoruz ki, iletişimimiz çok kötü. Yavrucuğum, ya. Ne diyorsun anam? Çoban salata mı dokundu, ne oldu? Ne oldu sana, manyadın mı sen ya? Baba, bak beni sinirlerini saçlarım. Baba, lütfen ben artık eve gelmeyeceğim, tamam mı? Her şey için çok teşekkür ederim. Eşyalarımı sonra alacağım. Ne yaptın lan kıza? Ya saçmalama anne, ben bir şey yapmadım ya. Kızım, olur mu öyle şey? Gül gibi baktım ben sana, gözüm gibi baktım ben sana. Ya teşekkür ettik ya baba. Ha tamam, içim rahatladı, tamam. Allah seni ne diyor? Tamam tamam, Gül kızım, ne yapıyorsun sen? Bak adam üzüldü ha. Hayır, sakın ana, senin de canını yakarım. Ağzımla bana engel olamazsınız. Bırak olsunlar, manyak mısın? Ya ben... sen bu kıza ilanı aşk falan mı ettin? Ya yok, ne ya? Evet, bana video çekmiş. Ne ya, bir anne, İngiliz... Anne sen ne yaptın burada? İngilizce kasetler vardı. Güle verdim işte, öğrensin İngilizce diye. Bak sakın, sakın benimle oyun oynamayın. Bak ben hassas bir insanımım. Ya biz İngilizceye niyetlendik, kız Türkçeyi de kaybettik. Ya Allah. Gül, çok affedersin ama bir yanlış anlaşılma olmuş yani. Ben o videoları sana çekmedim. Anam, kızıma videolar çekilmiş. Acaba anne ne oldu? Şuraya bayılabilirim. Allah yazın. Sakin, ayaklarını kaldırın. Ne oluyor lan burada? Babam niye bağırdın lan? Oğlum, önce dinleyelim, sonra dövelim lan. Tamam. Abi, bu çocuk beni kullanıp bir kağıt parçası gibi yere attı. Dinledik. Ya ne yapıyorsunuz? Bir dakika durun ya. Bir yanlış anlaşılma var burada şu anda. Hiçbir yanlış anlaşılma. Sen bana video çekmedin mi? Ah Gül'üm, ah sen Gül diye. Doğru mu lan bu? Kesin doğru. Bunu dövelim lan artık. Ben zaten dövüyorum. Arada vuruyorum. Sen niye vurmuyorsun ya? Çok uzun oğlum. İndir biraz. İn lan. Çocuklar. Tamam, bir dakika durun ya. Bir yanlış anlaşılma var. Ben o videoları sana çekmedim diyorum ya. Ben onları Ahsen'e çektim. Ahsen'e mi çektin? Evet. Asena çektim diyor oğlum. Sen benim sevdalıma nasıl video çekersin lan? Öldürdüm lan seni şimdi. Ay durun durun, sakin. Sakin Allah aşkına, yapmayın lütfen. Ay durun, yapmayın çocuklar. Komşuyuz. Ne oluyor burada ya? Lan Asen. Doğru mu lan o videodakilerin? Ne videosu ya? Ben Bildan ablayı çağırmaya geldim. Abi ne videosu diyor? Kızın haberi yok. Evet, Asen izlemedi ki videoyu. Bak. Asen, bana bak. Ana, Asım da benim aşk videom. Her şey çırılçıplak ortada. Lan bir de çıplak mı çektin videoyu? Ya, hayır ya. Öyle mi? Hayırlı olsun o zaman. Gel lan buraya, gel. Hadi koş lan, zayıf olacağım, zayıf olacağım. Yapmayın. Anam rüyaymış ya. O Jack ne yaptı öyle ya? Ben Asen'in peşinde, abileri benim peşimde derken İstanbul'u turladık o gün. İnsan bu hayatta bazı şeyleri kolay elde edemiyor. Sevdiğin için mücadele etmek, gerekirse canını ortaya koymak gerek. İşte ben de o gün bunu yapmıştım. Ya işte böyle tanıştım hanımla. Evet, kahveler geldi. Evet. Sana yapmadım sen daha küçüksün diye. Sağ ol anne. Thank you mommy diyeceksin. Oğlum bir türlü öğrenemedin İngilizceyi. Thank you mommy. İyi de baba, sen annemi tavlamamışsın ki. Annemle evlenmek zorunda kalmışsın. İşte o yüzden video işinden vazgeç oğlum. Video işinden vazgeç. Git dümdüz konuş kızla. Benimki geldi.
Hayır hayatım, gidelim. Hoş geldin Behlül. Hoş bulduk Adnan. Necdet amca, bir şey soracağım. Sen Ahsen teyzeyle nasıl evlendin? Ben video çektim ona. Ben de video çekeceğim. Sen becerememişsin işte. Ya oğlum, Allah seni kahretsin. Necdet'im. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, bu gerçek bir zil. İmil Ömer yazdı ve Ömer... Vallahi Ömer, her zaman senin skecini oynamıyoruz. Az oynuyoruz skecini ve şu an ne kadar güzel bir kalemin olduğunu... Ya biraz yardım ettiler aslında Hilmi Atakan ve arkadaşlar. Yani sen bir adım atarsan ekip sana koşar Ömer. Yani sen çünkü yani kurgusu, hikayesi, nostaljisi, böyle hani kamera olayında... Yani kamera olayının eski olmasının tadımızı kaçırması falan, hani yaşlılık duygusu da verdi ama duygusu çok güzeldi skecin ya, valla. Ne güzel yazdınız yani, ne güzel oynadınız, ne güzeldi değil mi skeç? Tam gerçek bir zildi. Cemile, sen bu rollere girdiğinde acayip bir senin evindeyiz hissi veriyorsun ha. Valla böyle şey yani, o teyzenin evindeyiz. Hani fıkır fıkır yürüyüşler falan, böyle tam senin salonundayız hissi oluyor gerçekten. Vallahi çok güzel. Vallahi çok. Bir gün eve de gelin. Hepinizi bekleriz yani. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Vallahi ayaklarınıza sağlık. Harikaydınız ve canımsın. Çok yine çok değişik yorumladın karakteri. Yer yer gel gitleri olan. Evet. Ömerciğim, vallahi bekliyoruz. Çok güzeldi skeç. Her zaman yazmanı zil de aldı. Her hafta skeç bekliyoruz senden. Olur mu kardeşim? Eyvallah. Çok güzel hareketler devam ediyor akşamınızda. Sıradaki skecimiz yaşlanmayan adam. Hepimizin böyle hayatında belli dönemlerde birilerine danışma ihtiyacı hissettiğimiz olmuştur. Şimdiki skecimizdeki danışansa biraz kıymetli Emre Belözoğlu bugün skecimize. Evet. Konuk olacak. Biz de onun kendi hayatından ufak anekdotlarla oluşturduğumuz skeci izleyeceğiz beraber. Yaşlanmayan adam geliyor. Hilmi ile Fatma yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bravo. Bey, ben de sizi bekliyordum. Buyurun lütfen. Hoş bulduk hocam. Emre Bey, neden buradasınız? Anlatmak ister misiniz? Hocam, ben normalde sakin bir insanım dışarıda. Hı hı. Ama işin içine rekabet girdi mi biraz geriliyorum. Nasıl yani? Nasıl söyleyeyim? Hı. Aslında aramızda bir rekabet olsa. Hı. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Taş, kağıt, makas oynayalım. Ya maksat rekabet olsun. Uyar mı? Uyar bana, oynayalım. Ama aklını alırım hocam. Vay. Demedi değil mi? Peki. Emre Bey, ben de fena değilimdir yalnız. Buyurun. Bir sıfır oldu. Hocam. Devam, devam. Aha, 2-0. Ya hocam, ne yapıyorsun ya? Ben bir şey yapmıyorum Emre Bey. Ya hocam, vallahi bir şey görmedim oldu hocam. Bak yemin ediyorum, sen bir şey yapıyorsun yani. Olmaz böyle. Kesin hile yapıyorsun yani. Ne hilesi canım? Böyle olmaz hocam, böyle olmaz. Emre'yi sakin. Vallahi tam makas yapacağım, o anda sen bir makas falan der. Gel. Bravo! Çok pardon hocam, işte böyle oluyor. Anladım, anlıyorum. Biz en iyisi direkt çocukluğunuza inelim. İnelim hocam. Emre, top oynayalım mı? Oynayalım. O zaman dur, topu hazırlayayım. Hadi gel. Sen kim olacaksın? Ben Emre olacağım. Emre kim lan? Benim işte. Ben Emre Belözoğlu olacağım. Tamam. Ben de Rıdvan olacağım o zaman. Sen de var ya, şeytan değilsin. Rıdvan! 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 Rıdvan senden akıyor. Rıdvan! Aa! Dizim sakatlandı. Futbol hayatım bitti. Neyse, yorumcu olurum ya. Elde. Ne yapıyorsunuz lan fakirler? Top oynuyoruz. Top mu? Bu top mu? Al. Al o zaman, bu da yedek top.
bayılıyorum fakirlerin hayal gücüne. Al bir tane daha top. Bak bak, bunları var ya topa tutuyorum. Hayırdır oğlum, dalga mı geçiyorsunuz lan bizimle? Hadi gelin sağda görüşelim. Hadi kuzularımızı sağda görüş... Ne? Hayırdır? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapacağız? Hemen maç yapacağız. Emre, oğlum biz hiç gerçek topla oynamadık ki. Oynamasak mı? Doğru lan. Nasıl yapacak? Oğlum o zaman adam olun lan. Adam olacaksınız. Bana bak lan, ne konuşuyorsun lan sen ha? Lan Kenan Varlı çocuğu ha? Yürek mi yedin lan? Gerçi az yemişsin. Bu kadar kalmışsın. Oğlum Eko yapmayın lan. Eko yapmayacak. Herkes adam olacak. Bak Eko'nun kralını görürsünüz ha. Delirtmeyin beni. Sen neyine güveniyorsun lan? Kendime güveniyorum. Ben de Emre'ye güveniyorum ha. Biz ikimiz, siz hepiniz. Oğlum oynamasak mı lan? Ben altıma kaçırdım galiba. Oynarsın, oynayacaksın. Hızlı koşarsan kurur, bir şey olmaz. Tamam. Neyi ne lan? Topu ne lan? Top diyor ya. Oğlum, top bu lan. O değil. Gerçek Abibas bu lan. Oğlum, sizin topunuz yok lan. O zaman kazanırsak top bizim olur. Tamam lan. Tamam lan. Ama biz kazanırsak da sizi bir daha burada görmeyiz ha. Tamam lan. At topu gidene kadar ben çalıştım. Hadi bakalım. Hadi. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Gel bakayım, gel. Tamam lan. Yendiniz mi maçı? Yendik tabii hocam. İlk topumu da böylece almış oldum. Anlıyorum. Yani görünen o ki siz küçükken haksızlığa karşı olan mücadelenizi futbolla vermişsiniz. Belki de her sahaya çıktığınızda hala o çocuklarla mücadele ediyorsunuz. Tekrar topu kazanmak için. Belki de öyle. Emre Bey, size bir şey soracağım. Kendinizi en huzurlu hissettiğiniz yer neresi? Aslında dışarıda kaplan gibiyimdir. Ama evin içine geldiğimde... Kuzu olduğum doğrudur hocam. Neden öyle peki? Yani öyle başladı, öyle gitti hocam. Nasıl başladı, nasıl? Biraz daha açar mısınız? Şöyle söyleyeyim, ben ona evlenme teklif edecektim. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Ya kanka, emin misin ya? Ha? Olur mu böyle? Ha? Dur, senin repliğin yok daha, dur. Kanka eminim ya. Oğlum aramızda özel bir anlamı var diyorum. Sen anlamıyorsun bu işlerden. Zorlama kendini ya. Allah aşkına neymiş o anlam? Söyle kardeşim, neymiş o anlam? Biz birbirimize kuzum diyoruz. Evet. Ben de diyorum, o da bana diyor. Allah Allah. Tabii. Peki yüzük nerede? Boynunda. Bak, burada. Lan boynuna mı astın yüzüğü ya? Oğlum rezil olacağız ya. Olmaz oğlum böyle ya. Hayır oğlum, çok güzel olacak ya. Kötüyü çarma. Hadi sen gülleri dök, birazdan gelecek Tuğba. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Kuzu mu lan? Kuzuyla ne yapıyorsunuz oğlum siz? Sürpriz abi, sürpriz. He, bana mı sürpriz yapacaksınız? Hı. Vallahi sağ ol ya. Kuzuyu getirmişler buraya. Sıçacak buraya misket misket. Sonra kim temizleyecek affedersin? Abi, hayırlı bir iş için getirdi kuzuyu. Ben evlenme teklif edeceğim de. Evlenme. Sen evlenme teklif edeceksin diye buraya kuzu getir, gül dökün. Kim temizleyecek ya bunu? Tamam abi, şimdi ver sen şunu. Bayağı da zıpırmış ya. Şöyle vereyim abi. Kardeşim, benim derdim parayla değil. Sen beni yanlış anladın. Tamam abi, şöyle vereyim. Tabii ki siz de evleneceksiniz. Evleneceksiniz. Abi, şöyle vereyim. Evet, evet, evet. Beni izleyeyim mi lan? Acaba ne olacak? Tamam abi, ama sakin ol bak. Sessiz ol. Gözünü seveyim. Bozma bir şey. Ben burada saklanıyorum. Tamam. Şey. Kanka sen de kapıyı çal. Dur orada. Dur. Hiç durmuyor. Kuzu var burada. Pardon. Gülleri takip et, gülleri. Ne yapıyorsun? Tamam lan, ben konuşmayacağım. Veysel abi, ne yapıyorsun ya? Ya ben değil, ben değil. Yaptığın iş mi abişim? Tamam, karışmıyorum ya, karışmıyorum. Emre. Sürpriz, sürpriz. Ne sürpriz? Al. Kuzu senin mi Emre? Kuzum. Anlamadın mı hala kuzum? Neyi kuzum? Tuğba. Ay, ya Emre, yani millet yüzükle falan evlenme teklif ediyor. Kuzuyla mı evlenme teklif ediyorsun bana? Boynunda yüzük var. Yüzük var orada. Abi bütün büyüyü bozdun ya. Abi sıcaklık geldi.
Tuğba. Dinliyorum. Ben seni çok seviyorum hayatım. Seninle bir ömür yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evlenir. Abi senin ne işin var burada? Abi gel. Hadi benle çekilin lütfen. Çekilin benle. Ben de bir tane çekeyim. Gel oraya. Kuzunun gözü kapalı çıksa. Bir tane daha çekti. Bir daha. Hayır. Ya bir şey soracağım ama ben evlilik teklif ettim daha cevabını alamadım ya. Ay et ya sen. Ne evlenme teklifiymiş be? Memre doğru. Seni göklere nasıl çıkardıysa indirme seni de bilir. İnan, dinlen aşağı. Emre, o formanın hakkını vereceksin anneciğim. Ya ne forması? Evlilik teklif ediyorum diyorum. Maçta değilim. Ya tamam. Ya Allah aşkına ya. 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 Burayı kim temizleyecek? Sonra ne oldu? Sonra ne mi oldu hocam? Hı? Üç tane çocuğumuz oldu. Ömer Akif, Meryem Leyla ve Zeynep Meda. Allah bağışlasın. Amin. Cümlemizin çocuklarını hocam. Ya siz evlilik teklif ederken bile taraftar baskısı yemişsiniz. Ya insanın sürekli böyle kendini kontrol etmesi çok zor bir şey değil mi? İşimizin bir parçası bu aslında ama bazen çok zorlandığım anlarda oldu. Evet, şey olarak yazın tamam mı? Bas toplantısı başlasın. Emre yuvasına geri döndü şeklinde yazın. Tamam, yazdınız mı? Ne yapıyorsunuz siz? Çekiliyor, tamam, başkanım. Tamam, başlayalım, şey yapalım. Mutlu musunuz? Mutlu tabii ki, gayet mutlu. Yuvasına geri döndü. Onun verdiği mutlulukla beraber şu an yanımızda değil mi? Öyle değil mi? Evet. Kaça anlaştınız? Ya erkeğe maaşı kadına yaşı sorulmaz. Tamam mı? Allah Allah, suyu bulandırmaya gerek yok. Ben sana soruyor muyum sen ne kadar maaş alıyorsun diye? Ha? Ben soruyor muyum sana? Suyu bulandırmaya gerek yok. Bizde her şey berrak. Tamam mı? Bir şey yapıyorsan, merak ediyorsan aşağı bakasın. Kapa bildirdik biz. Tamam mı? Ha. Peki başkanım, başka transfer düşünüyor musunuz? Her gün yatmadan düşünürüm. Diyorum acaba bugün... ne transfer yapsam diye böyle düşünüyorum. Acaba Messi mi gelsin, Ronaldo mu gelsin diye bu şekilde hep düşünüyorum. Ya boş boş sorular sormayın. Tamam mı? Kralı burada, kralı. Ha. Boş boş sorular, daha düzgün sorular, farklı sorular sorun ya. Değil mi? Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey. Şeref, haysiyet ve de onu. Bravo başkan. Rica ederim. Araba almışsınız, doğru mu? Araba aldıysam ben kendime aldım. Tamam, sen hiç ilgilenmeyin. Terbiyeni tak. Peki, kullanmayacağınızı bildiğiniz halde satın aldığınız bir şey var mı? Var, Daniel Guiza. Efendim, benim sorum Emre'ye. Tabii, Emre'ye soru sor. Emre, sen de cevap ver, tamam mı? Şey yapma ama, öyle şey yapma. Cevap ver. Tamam başkanım. Sor sen. Türk vatandaşı olarak bu son yaşanan olaylar seni mutlaka etkiliyor. Peki, bu etkilerden nasıl kurtulmaya çalışıyorsunuz? Bir İtalyan takımıyla oynamak, son gelişen olaylar... Yani... Şimdi... Pardon, soruyu bir daha alabilir miyim ya? Ama o soru yemin ediyorum 2,5 dakikaydı ya. Bu kadar kısa değil de unutmamı yani biraz hoş görüyorum. Sen bana bırak. Ben hallediyorum şimdi. Sana. 10 dakika soru soruyorsun, kırpıyorsun. 10 saniyeye düşürüyorsun. Sen ne, kim, sen ne yapıyorsun? Neysin sen? Ne yapıyorsun sen? Düzgün sorular sor. Adam canı sıkmayın. Takım uyumunu nasıl buldunuz? Daha antrenmana çıkmadım ki. Nasıl bulayım takımı? Takım uyumsuz mu diyorsunuz yani? Oo. Hayır canım, antrenmana çıkmadım diyorum. Antrenmana niye çıkmadın? Ya daha yeni geldim. Ha daha yeni geldim. Ne antrenmanı? Para mı diyorsunuz? Hayır yani? Ya ben antrenman yapmayı seviyorum gayet de. Antrenmanı seviyorum da böyle takımı sevmedim diyorsun. Hayır ya öyle bir şey demedim ki ben. Anlamazdan geldi Emre Belözoğlu. Hayır ya ben ne yapacağım? Saldırdı. Mikrofonlarımıza vurdu. Kadına saldırdı bana. Deli dehşet cevaplar veriyor. Duydunuz mu? Allah aşkına duydunuz mu? Gördünüz. Sizinle uğraşamam ya. Ya ne oluyor ya? Siz ne yapıyorsunuz?
Ondan sonra Emre Belözoğlu çok sinirli. Kim, siz sinirlin diyorsunuz. Adamı küstürdünüz ya. Emre! Emre, gel. Başkanım, Emine. Başkanım. Meğer ne çok sinir biriktirmişsiniz içinizde. İnsanlar beni dışarıda gördüklerinde belki sinirli bir insan olarak gördüler hocam. Ama bana neden sinirlendiğimi hiç sormadılar. Anlıyorum. Bu da sizin hayatınızdaki kendi stresinizi yeşil sahalara aktarmanıza neden oldu değil mi? Hocam benim bu öfkeden, bu sinirden kurtulmam lazım. Ya ama Emre Bey, siz bu mücadeleci ruhunuz sayesinde yani yaklaşık 25 yıllık kariyerinize 18 kupa sığdırdınız. 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupası, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İtalya Kupası. 1 UEFA Inter Toto Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası. Bravo! Büyük katlar. Eyvallah hocam. Daha ne olsun? Eyvallah hocam. Şimdi de hoca olarak kariyerinizde alacağınız kupalar için bu rekabetçi ruhunuza her zamankinden daha çok ihtiyacınız var. Benden bu duygu gitmez diyorsunuz yani. Gitmez Emre Bey. O zaman bir tane daha oynamamız lazım. Neyi ya? Demin hile yaptın hocam. Ne hilesi? Yemin ediyorum demin taş makasta hile yaptın. Bir daha oynamamız lazım. Seans bitti yalnız. Hocam 3 dakika koy, ne olacak ya? Uzasın biraz, ne olacak ya? 3 dakika. 3 dakika ya, bir şey değil. Emre Bey. Vallahi oynayalım tamam, hocam. Tamam, siz kazandınız diyelim. Yok yani vakit yok. Ya. Başka hastalarım var. Hocam 3 dakika ne olacak Allah'ın aşkına ya? Ne yaptım ya? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Bravo. Emre Belözoğlu. Tiyatro sahnesinde de zili çalıyor. Evet abi, zili. Ekip adına. Abi nasıl... Ya gerçekten... Ya gerçekten biraz terledin ama... Nasıldı sahnede olmak? Futbolculuğu 1000 kere daha tercih ettim. Abi harikaydı ya. Vallahi ya, helal olsun. Bu kadar hızlı adapte oldu, bu kadar ezber yaptın. Nasıl oldu abi? Vallahi çalıştık işte seninle 2 gündür. Elimizden geldiğince. Ama benim için gerçekten ilk gün söylediğim gibi seninle konuştuğumda... mükemmel bir tecrübe oldu, mükemmel bir anı oldu sizle beraber olmak. Çünkü süper. Ülkemizi güldürüyorsunuz yani. Bu anlamda benim adıma mükemmel bir... Artık sen de güldürüyorsun abi, vallahi şu an... Peki bu hikaye doğru değil mi, kuzu meselesi? Biz bayağı özel kuzu bulduk. Aslında tam doğru değil çünkü bu gerçek bir kuzu. Bana da arkadaşım kuzu getireceğini söylemişti ama maşallah koyun gibi bir şey getirmiş. Koyunla mı girdi? Birkaç da böyle kapıcımızın söylediği gibi misket de dökülmüş üstüne. Ya bunu eşine de sormak istiyoruz ya. Tuğba, bu kuzuyu görünce ya da koyunu... Şok oldum. Şok oldum. Birkaç dakika kendime gelemedim. Hatta cevap da veremedim. Soruyu kuzu var, kucağında koyun var. Sen kapıdasın, birbirinize bakıyorsunuz değil mi? Ne oluyor diye yani. Evet. Bu fikri kim verdi abi? Ben de cevap vereyim dedi. Sonra cevap vereyim dedi. Ben o haldeyken cevabı zorladım yani. Bir biraz önceki gibi bir şey, agresif yönüm. Cevabı şimdi mi? Evetse evet, hayırsa hayır mı dedi? Biraz evet, oldu. Öyle dedi. Baskı mı yaptı? Evet. Çok teşekkür ediyoruz valla. Bu güzel biz hikaye. Biz teşekkür ederiz. Yani skecini görmek hoşunuza gitti değil mi? Biz böyle bir sürpriz yaptık çok da. Çok güzeldi. Vallahi. Çok elinize sağlık. Harikaydı yani. Çok eğlendim. İnşallah sizin için güzel çok bir anı olmuştur. Valla ekipte şahane oynadık. Aziz evet. Başkan'a buradan sevgiler, saygılar olsun. Çok saygılar, sevgiler olsun. Helal olsun. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor efendim akşam. Bu mesela futbol bırakınca hep böyle anılarını yazanlar oluyor ya, işte Iniesta'nın kitabı var. Evet. Şey, düşünüyor musun öyle bir şey? Aslında 2-3 tane teklif geldi. Değerlendirmek istediğim teklifler de vardı aslında. Ben de birazcık böyle kendi biriktirdiklerimle beraber inandığım birisi olursa bir kitap yazmayı düşünüyorum. Diyelim bir yani yazsan en böyle bütün bu futbol hayatına baktığında bir sürü anı vardır yani. Böyle en unutamadığın, yazacağım dediğin hikaye var mı abi? Bir tane bize paylaşma şansın var mı? İyi, kötü, olanla hangisi?
İkisi de hepsi İkisi. Olsun içinde. Hazır burada anlatmışken bir tane hikayemiz var. Yani her duyguyu anlatan... Trajedik, trajikomik yani aslında bir iyi, hem iyi hem içinde kötü bir hikayem var. Yani ne abi? Bizim meşhur... Tabii şimdi bugün bunu anlatırken belki gülecek insanlar ama... O gün biz iki gün boyunca ağlamıştık bütün Fenerbahçeliler gibi. 2011 şampiyonluğunda, 2010 şampiyonluğunda özür dilerim. Bursa Spor biliyorsunuz şampiyon olmuştu senin memleketin. Evet, Bursa şampiyon oldu. Bir Fenerbahçeli olarak memleket şampiyon böyle kafam çok karışmıştı. Evet, karıştı. Bir Fener'e seviniyorum, bir Bursa'ya seviniyorum ben o gece. Bir kafam ben karıştı. Ben tabii orada anonsçunun kurbanı olmuştu 30 milyon taraftarımız. Orada maçın 2-2 bittiği anons edildi. Ve biz de sahanın içinde şampiyon olduğumuzu düşünüyorduk. Taraftar bir anda sahaya indi. Bizi havaya atıyorlar. İşte üzerimize çullanıyorlar. O ara ben de biraz kalabalığa gelemedim ve bayıldım. Bir taraftarın evet, üstüne... Evet, üzerime atlayınca taraftar bayıldım. Ayıldım. Şampiyon Bursa. Öyle oldu yani. Hani bayıldığımda şampiyonduk. Sonra ayıldım soyunma odasında. Etrafıma bakıyorum, böyle bir sessizlik var. Aziz Başkan yanımızda. Başkanım ne olur dedim. Dedi Bursa şampiyon oldu Emre. Nasıl olur dedim ya. Şimdi orada bazen böyle rüyanın içinde bu kesin rüya diyorsun ya. Ben öyle bir şey hissettim yani. Bu bir rüya. Ama soyunma odasının içine girdikçe baktım ağlayanlar, sızlayanlar. Ben de birazcık böyle kaybettiğimde malum herkese biraz sinirle beraber ağlamaya başladım. Yani böyle bir anım var. Kimlik skecimizde kız arkadaşıyla arkadaşlarını tanıştıran bir gencin başına gelen bir olayı izleyeceğiz. Olgan mafyası geliyor. Cenan ve Oğuz yazdı. Kocaman alkışlarınızla. Geldim karıcığım. Aşkım. Canım. Ben aşık oldum. Kime? Çinli bir kıza. Evleneceğiz. İleride de çocuklarımız çok güzel hareketlere gidecekler. Olur. Çok güzel. Türk-Çin dostluğu. Harika. Aynen. Bayağı iyi bir dostluk ya. Oğlum ondan mı bahsediyorum ben ya? Oğlum başka bir kıza aşık oldum ben. Kızı da tuttum. Gel dedim, gidiyoruz seninle dedim. Adamlar peşimizde olabilir. Nasıl adamlar? Pavyon fedaileri. Oğlum pavyondan kız mı kaçırdın? Sevdik oğlum birbirimizi. Sevdik. Kız Rusmuş kanka. Kız yabancıymış zaten. Mecburiyetten burada çalışıyorum dedi. Ben de dedim gel o zaman dedim, götürüyorum seni dedim, kurtarıyorum bu hayattan dedim. Yavuz bana yardım eder dedim. Oğlum buraya getirdim ben kızı. Tekini de çağırdım. Yardım edin lan bana. Ya oğlum ben evli barklı adam. Hadi sen lan. Kızı seviyor musun? Seviyorum. Seviyor musun? Çok bunu? Seviyorum lan. Tamam. Tamam yardım edeceğim. Tamam. Aslanım, tamam. Aslanım benim. Tamam. Tamam. Süper. Kız tamam. Kapı. Ana kız kapıda. Dur dur dur. Gel aşkım. Arkadaşım. Olga? Yavuz, canım. Hayır ya. Siz nereden tanışıyorsunuz lan? Kanka ben de gittim o pavyona. Fu Allah kahretmesin sizi. Olga her şey bitti. Aramızdaki her şey bitti. Yazıklar olsun sana. Behlül, arkadaş dedim sana, arkadaş. Kartal ben anlamıyorum. Susar mısın Bihter? Ya oğlum saçmalama, ne Bihter'i ya, Allah Allah. Bizim şirkete Japonlar gelmişti kardeşim. Ben onları eğlendirmeye diye götürdüm. Çinlidir o, Çinlidir. Japon değildir o. Allah Allah, sen niye ortalığı karıştırıyorsun ya? Allah, onları götürdüm. Orada tanıştık. Sadece sohbet ettik kardeşim. Ne şey... konuştunuz lan? Kardeşim kız zaten mecburiyetten çalışıyormuş. Eniştesinin karaciğer yetmezliği varmış ya. Yalan işte. Eniştesi değil kardeşim. Karaciğer ne? Babasının ameliyatı için çalışıyor kız. Babasının ameliyatı. Yazıklar olsun sana. Bitti bu iş. Kartal, bitti bu iş. Saçmalama. Hayatım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne işin var senin evde? Hayırdır bu saatte? Ne işin var senin evde? Saat kaç ya? Saat kaç? Yavuz mesain bitti, eve geldim. Ne yapıyorsun sen bana? Hoş geldin. Bir şey yapmıyorum. Öyle oturuyoruz işte ya. Ha ne güzel. Bu hanımefendi kim Yavuz? Dabırbeçim. Ah ne güzel. Rusça konuşuyor. Çok zor bir dil. Nasıl konuşuyor ben hayret ediyorum. Evet. Vallahi Dobrobeçir mesela... Yavuz kim bu kadın? Evet, kartal getirdi. Benim alakam yok yenge. Benim alakam yok. Bir arkadaşımın sevgilisiymiş kendisi. Hangi arkadaşının sevgilisi Yavuz? Kuzenim yazmış. O buranın yalanı mı lan? Yok gerçekten.
kuzenim Tekin yazmış. Tekin'in sevgilisiymiş bu. Tekin'in mi? Evet, ya oturur musun hayatım şuraya? Oturur musun ya? Evet, bunlar kuzenim Tekin'le sevgililermiş. Ondan sonra kavga etmişler. Kartal da işte almış, kızı buraya getirmiş yani. Öyle bir şey olmuş. Evet, ufak tefek pürüzler ya. Lan Tekin evli. Ha işte ufak tefek pürüzler. Nasıl yapar böyle bir şey Begüm'e ya? Ha nasıl yapar Begüm'e? Tamam canım, sen niye sinirlenin? Sakin ol. Aa. Sakin ol. Gel birazcık eğlenelim. Hayatta hiçbir şey değmez. Aa. Ne yapacağız? Gel. Allah Allah. Bırak kendini. Boş ver. Ama böyle en güzeli yok. Ama şimdi Begüm de benim en yakın arkadaşım ya. Olsun be. Begüm kim? Ama dur canım. Bana bak Yavuz. Yavuz şöyle tutar. Bana bak Yavuz. Sakın bir daha onunla görüşmüyorsun. Duydun mu? Yok yok. Ha, tamam. Ha, böyle güzel bir şeyler mi istek? Ne yapalım ya? Hadi getir de içelim. Getir de. Keyiflenelim. Bir durur musunuz? Bir kapat. Ne yapıyoruz ya biz? Aa ne oldu ya, ben böyle bir çiçek gibi oldum. Ha, olur ama öyle oluyor. Bir şey oldu Yavuz, ben bir gideyim elimi yüzümü yıkayayım, olur mu? Tamam. Ben bir gideyim elimi yüzümü, ben bir sinirlenip geleyim, böyle olmadı. Bir hemen kendimi toplayayım. Hoş geldin. Bravo yengecim, mesleğinde gerçekten bir numarası. Ya yenge de, yenge de ya. Oğlum ayrıca sen niye Tekin'e suç atıyorsun? Ne günah var lan adamın? Oğlum bir şey olmaz ya. Eda konuşur Begüm'le, hallederiz. Eda söylemez Begüm'e. Nereye söylemez? Nereye söylemez? Aha! Sen... Geldiler. Yavuz geldiler. Vallahi buldular. Sakla kızı. Adamlar mı? Şişt, adamlar. Adamlar mı? Sessiz, sessiz, sessiz. Ya bilme beni adam. Sus. Konuşuyorsun. Sus. Şöyle bir şey. Bak Tekin'miş, tamam Tekin'miş. Tekin'miş. Tekin mi ya? Kardeşim. Aslanım benim. Oğlum ne oldu ya? Apar topar çağırdın. Oğlum neler oldu neler. Kanka ben şimdi pavyonda gittim, bir tane kızla tanıştım. Aşık oldum oğlum. Ha. Aşk lan. Aşık oldum. Dedim ki yürü dedim, seni kurtarıyorum. Getirdim buraya. Yavuz da Tekin dedim, bize yardım eder dedim. Tamam. Buraya geldik. Meğer bu Yavuz'un ilişkisi varmış kardeşim kızla. Lan ne alakası var? İlişkin yok, var lan. Yazık sana be. Kardeşim evli baklı adamsın ya. Heh. Nerede kız? Orada. Olga? Tekin canım. Ya ne canım ya? Siz de mi tanışıyorsunuz lan? Kanka ben de gittim o pavyona. Allah kahretsin. Yazıklar olsun. Olga her şey bitti. Her şey bitti. Yavuz'u görmezden gelebilirdin. Ama Tekin asla. Beni niye görmezden geliyorsun? Ya... Bir demek o ya? He? Bir dur oğlum. Oğlum saçmalama lan. Zaten öyle bir şey yok. Bizim mekanlar oluyormuş karadesleri. Onları götürdüm. Neleri? Karadesleri. Yalana bak. Karades bile diyemiyorsun. Ya... Karades ne lan? Ya, karades ne? Vallahi ayaküstü sohbet ettik ya. Öyle bir şey yok. Kız mecburen çalışıyormuş. Eniştesinin kalp yetmezliği varmış. Aha yalan, yalan. Sen eniştesi karaciğer dedin, sen kalp yetmezliği dedin. Neye kalp yetmezliği? Babasının ameliyatı için ameliyatı. Yazıklar. Sarılın, sarılın. Mutlu olun. Mutlu olun. Aa, fare peynirin kokusunu almış, hemen gelmiş. Kemir kemir çekinme. Ne oluyor ya? Yavuz her şeyi anlattı. İlişkinizi biliyorum. İlişkimiz mi? Puh! Sana yazıklar olsun lan. Puh! Sana yazık. Çekil, çekil. Çek. Yazıklar olsun sana. Evli baklı adamsın bir de be. Öyle mi kardeşim? Yenge sadece ben değil. 500 nakit. Olga da çok seviyor. Yani yaptık bir hata. Ne yapalım? Staşko mu? Niye da pravi atıyorsun? Ya kapat. Biliyordum lan. Yazıklar olsun size. Dizilerde falan oluyor böyle şeyler işte. Aha geldiler, buldular. Sessiz. Sessiz olun, buldular. Beni öldürecekler lan. Ya ne oluyor? Of, Begüm'ü çağırdım. Ha iyi. Begüm mü? Ha. Beni öldürecekler lan! Tamam. Yenge, lütfen bir şey söyleme. Söylemedim de, söylemedim değil mi? Sus! Terbiyesiz adam! Yazıklar olsun sana, evli baklı adamsın. Yavuz, kardeşim yapma bak. Konuşma! Terbiyesiz. 500'ümü geri ver. Hayatım söylemeyelim, boş ver ya. Şimdi bir yuva yıkılmasın, boş ver. Yani Begüm'e sen idare ediver, şey olmasın yani. Yapmış mı yanlış, öyle bir şey yuva yok. Yıkılmasın diyorsunuz. Yuva yıkılmasın ya, şey tamam, olmasın. Tamam, tamam söylemeyeceğim, tamam mı? Kimse de o zaman söyle. Herkes bir otursun, bir tamam. Sakinleşin, tamam. Söylemeyeceğim. Kimse çattırmasın ama, tamam mı? Kimse tamam. Çattırmasın. Tamam, tamam, idare ediver ya, bir şey yoksa canım. Ah Begüm! Ah benim yüzü güzel, battı kara arkadaşım. Ne oldu bana? Bir kadın var. Kim? Bu! O kadınla sevgiliymiş. Kim? Bu! Aa Allah tamam, neredesin? Çok mutlu oldum. Erdirmesin, hayır. Ne diyor ya? Begüm'cüm gel şöyle otur ya. Şöyle bir otur, ben sana durmam. Gel şöyle, rahatla ya. Merhaba. Otur, otur. Evet. Ne haber, ne yapıyorsun? İyisin. İyiyim. İyi, Allah bizdeyiz Allah'a şükür. Ya olay bir şey değil ya. Olay bir sıkıntı yok.
Ya yani Kartal... Bu! Kartal. Olga'ya... Bu! Oğlum tamam, sakin ol. Sakin ol. Ya tamamen anlaşılsın. Kartal, Olga'ya aşık olmuş. Aşık olmuş. Pavyonda tanışmışlar. Normal bir insan gibi aşık olmuş. Kız da kaçırmış gelmiş. Adamlar da peşinde şimdi. O yüzden bir sıkıntı var. Başka bir şey yok yani. Onun şey, telaşı. Evet, kardeşlerim yardım etsin istedim. Maşallah çok yardımcı oldular. Ama Tekin öyledir. Yani çok yardımseverdir. Elinden geleni asla ardına koymaz. Koymamış zaten. Hayatım. Çok gerildi. Çok gerildi. Adamlar bizim peşimizde diye çok gerildi. Sakin ol lütfen. Ya Eda'cığım eğer sen kötü olursan bizde de kalabilirler. Öyle de sen kötü olursun. Ben seni çok sevdi canım. Ay ben de seni çok sevdi canım ya. Ne tatlı bir şey bu. Ben dayanamıyorum. Eda lütfen gözünü seveyim. Ben yalan söyleyemem Tekin. Aa buldular. Sessiz. Kim? Buldular. Dur. Bilmiyorum ya. Ne buldular? Ya ne buldular? Bir sakinleşelim. Bir dur bakalım. Tamam sakin. Babam gelmiş. Oh. Sen babanı niye çağırdın ya? Ben çağırmadım. Ben çağırdım. Niye? Ha, ne bileyim Sabri amca gelsin başımızda bir büyük olsun istedim. Ne var ya? Çok saçma. Baba hoş geldin. Nasıl yaptın ya bunu? Sen bunu nasıl... Ya kız kaçırmak ne lan? Özür dilerim. Kız kaçırmak ne? Sen bunu bana nasıl rahat bir şekilde söylüyorsun? Sevdim ya. Kız sevdim. Nerede? Kız nerede? Burada. Burada. Hoş geldin kızım. Oh! 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 Sabri canım. Hadi lan burada ya! O pavyona ben de gittim. Lan pavyonda toplansaydık o zaman. Baba nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Baba hakikaten nasıl yaparsın böyle bir şey ya? He? Çocuklar bak şimdi... Nasıl kızma? Al. Kaç bana git anne. Yavuz babam o benim. Pardon baba bir an yükseldi çok güzel. Çok özür dilerim. Gör gör aşkım neler var ya. Ay dürüst kocam benim ya. Ya çocuklar ben bir kereliğine gittim o pavyona. Beni zaten Necati zorla götürdü. Gel gidelim, gel gidelim. Gittik. Biz de sohbet ettik Olga'yla. Zorla çalışıyormuş. Eniştesinin böbrek yetmezliği varmış. Para topluyormuş onun için yani. Lan ölsün artık şu enişte. Ne enişteymiş ya? Baba tutulmuş. Bir de para mı verdin baba? Ya sen de. Ben de para verecek Gözmen. Baksanıza bana ya. Deli misin sen? Temiz bir ameliyat oldu. Dayanamadım. Ne yapayım ya? Allah'ınızı severseniz bak anneniz duymasın. Anneniz sakın duymasın. Yanlış canına. Annem de mi geldi? He, aşağıda kedilere mama veriyor ya. Sık sık yapıyor. Ne yap? Bak sakın sakın anneme çaktırmıyoruz. Tamam mı? Bakın sakın. Tekin. Tamam. Ben yalan söyleyemem yenge. Söyleyeceksin lan, söyleyeceksin. Bak benim annemin kalbi var, kolesterolü var, panik atağı var, şekeri var. Bu level'a kadar iyi gelmiş kadın ya. Susar mısınız? Tamam ya. Kimse, herkes otursun. Yavuz lütfen. Ha. Baba sen şöyle ortaya otur. Ben nereye oturayım? Sen şöyle bağımsız otursun. Herkesten bağımsız. Şöyle değil mi? Evet. Tamam. Ayak, Eda. Lütfen. Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam, sakiniz değil mi? Kimse çaktırmasın tamam. Lütfen anne. Tamam annem. Anne! Anne baba! Şöyle Kartal çok iyiyim. Kartal sevgili yapmış onun heyecanıyla beni gözyaşları akıver. Ey oğlum hayırlı olsun çok sevindim. Allah tamamını erdirsin. Kim bu kız? Burada. Olga. Lan Olga ne Olga? Nurten canım. Benim canım. Sen nereden tanıyorsun ya? Ben çok severim Olga'yı pazardan. Oh. Ay tabii pazardan tanıyorum ben bu kızı. Hatta hep derdim oğlum olsaydı da onu alsaydım. Oğlun olmasına gerek yok Nurten teyze. Niye? Çünkü Kartal da oğlun sayılır ya Nurten teyze. Anne oturalım mı bir? Oturalım bir. Oturalım. Allah şaşkınım. Evet oturalım anneciğim. Tamam bakalım. Siz nerede tanıştınız? Pazarda tanışmışlar. Pazarda? Evet. Ben hiç görmemişim. Ben neler görmemişim boş ver. Nasıl oldu anlatın bakalım. Olga'yı pazarda görmüş, poşetlerini taşımış. Bak ne romantik. Bu ne yardımseverdir bu. Yok ya ne olacak? Kim olsa aynısını yapar. Değil mi Sabri amca? Bende fıtık var. Ben çok elleşmem. Yalan konuşma lan! Ne fıtık? Pardon. Allah'ım. Doğru söylüyor canım.
Daha ciddi bir şey olsa yürüyemez ki. Yürür yürür, istese koşar bile. Ya gençleri sıkmasak mı? Şöyle bir gezintiye mi çıksak? Hadi, hadi, hadi. Deniz havası alsın. Biz mi gidelim be? Hadi kızım, ben de gideyim. Hadi bir çık. Hava alsın ya. Gelmeyeceksin bak bize. Hayır, hayır. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tufan abi. Tufan. Olga. İyi, buna sarılmadı en azından, iyi. Oh. Sen bizim mekanımızdan kız mı kaçırıyorsun la, gevşek? Yok abi, kaçırmıyordum ben orada. Yok, ne kız kaçırması canım? Bunlar pazarda tanışmış. Bunlar kim lan? Bunlar da mı bizim pavyondan? Cappar, ben bunları diyorum, sen adamı dövüyorsun. Pardon abi, yanlış gördüm. Bunlar kim oğlum? Bunlar bizim pavyondan. Hayır. Yok abi, ne pavyonu? Onlar Sabri abinin eşi, yengeler işte. Değil mi Sabri? Ya sen görünmediğini mi zannediyorsun gözünü kapatınca ya? Abi, diğerleri de burada. Kalkın lan. Oo, maşallah. Bütün müdavimlerimiz de buradaymış. Bütün müdavimlerimiz derken? Tabii, bunlar her gün bizde. Yavuz! Vallahi ben bir kere gittim. Sevdin ama. Çok, çok güzeldi. Bir dakika ya, siz şimdi bizim kocalarımızı tanıyor musunuz? Tekinsiz Tekin, sinyalci Yavuz. Sabri? Onu söylemeyeyim yenge. Yok söyle, merak ettim. Onu söylemeyeyim yenge. Söyle oğlum sen. Göt Sabri. Ama beyefendi küfür etmeye zorladın şu anda. Yani hiç küfür edesi yok. Senin yüzünden ağzını bozdu. Uzatmayın lan. Şimdi bize kaybettirdiğiniz zaman için Olga artı bir miktar para vereceksiniz. Acaba diyorum, Olga artı bir miktar Sabri versek olur mu? Aa, bir miktar mı? Yarısı gibi. Abi. Uzatmayın lan. Olmaz mı? Bir de Sabri veririm diyor. Oğlum, ben böyle bir şık sundum mu? Geçin lan şöyle. Abi. Esas. Ha, o ne o? Tamam abi. Verdim gitti. Aferin. Bravo. Tebrik ederim damat. Bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapıyorsun lan? Hayırlıyorum komiserim. Ya geç şöyle. Geç. Tufan efendi. Amirim. Amirim. Gözlerim kimleri görüyor? Biz de tam arkadaşların nişanladık arkadaşları. Hı hı. Şey yapıyor, siz yüzükleri siz taksanız ya. Amirim. Takacağım ben sana. Taksanız, siz taksanız. Tabii. Gel bakayım. Gel, daha kibar takayım sana, gel. Al. İyi günlerde kullanırsın. Biz çeyrek bekliyorduk, bilezik taktılar. Uzatma lan. Damat kim? Şu. Hayır ya. Gelin kim? Ah şu. Olga? Komiser. Ya yeter Allah aşkına ya. Bilerek mi yapıyorsunuz? Siz nereden tanıyorsunuz komiserim? Lan Olga'yı tanımayan mı var oğlum? Çete bunlar, çete. Çete mi? Evet. Mağdur edebiyatı yapıp evli erkeklerin paralarını alıyorlar. Hatta bunun kod adı var. Yamuk prenses. Yamuk prenses mi? Güvenmiştim sana. Sana inanmıştım. Babamın ameliyatı dedin sen, babana yardım edecektik. Ne ameliyatı ya? Kıl dönmesi. Aa, geçmiş olsun. Sağ olun. Sen de ma, şibeden de mi anlamadın? Yazıklar olsun sana. Kandırdın beni. Hepimizi kandırdın. Arkadaşlarımı da kandırdın. İşini bilmeyen çavuşlar döner götüne avuçlar. Tamam, uzatma. Hanımlar, size eşlerinizin verdiği paraları unutun. Onlar gitti. Siz şimdi rızkınızı pavyonda mı yediniz? Ben vermedim para. Tekin, sana yazıklar olsun. Seni boşuyorum. Allah kahretsin. Bu yoktu. Bu yoktu. Ben karides götürdüm sana. Haram zıkkın olsun sana emeklerim. Sana annemin evine gidiyor. Anneciğim, anahtar yok bende. Birlikte gidelim. Ben de gideceğim zaten. Ha. Durmam ben de bunun yanında. Ama dur, dur. Babana bir çift lafım var. Nedir? Göt Sabri. Ama ben para vermedim, o bilinsin yani. Yazıklar olsun Cappar.
Ben İskender abinin evine gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Al bunları, al bunları. Evet. Al bunları. Ama yürü, yani yürü, memur be. Yürü, yürü. Yani Olga. Böyle bir şey. Hadi, ya. Hadi, hadi. Ya ne Olga'sı maaş, şukufe ben. Ne şukufası maaş, şukufe şu şukufere ha? Bağırma bana. Yeter bana. Bağırma bana. Amirim ne oluyor ya? Apartman şikayet. Olga. Ya siktir artık be. Yeter artık. Rüzgar değil mi lan? Git buradan ya. Amirim bu kızı götüremezsiniz. Bu kızın gözleri kör. Ya sen bunu mu yedin? Oha be! Sen abi, bu köyü oha be! Sana anım yok! Oha be adam ya! Sana! Abi bir konuşayım sana ya! Şimdi! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Wow! Cenan ve Oğuz yazarları zili çalıyorlar. Koşarak gidiyorlar ve zil geliyor. Yani hikayesini düşündüğümüzde yani okuma provasından itibaren tereddütler olan bir skecin finalin böyle olması müthiş oldu ya. Bu arada geçti mi bilmiyorum ama hiçbiri gerçekten bizim düşüncemiz oydu. Hiçbiri gerçekten bir şey yaşamamış kızla. Yani evet. Buydu. O, geçti geçti o. İyi, bize şey de geçti yani. Selen'in attığı tokat geçti bir. O en çok Oğuz'a geçti. O ne? Sen sen onu hissettin mi yani o ben tokadı? Ben hissettim. Cenan'ın şakası mı acaba bu? Sonradan yok valla yok hiçbir şey. Provada yoktu. Selen senin sahnede... Bugün aranız iyi mi sizin? Vallahi iyi yani. Ben senin anladım. İçinden geldi herhalde bugün. Öyle bir içinden. Evet çok güzeldi. Elinize sağlık arkadaşlar. Helal olsun. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızla. Selamlar herkese, merhaba. Şimdiki skecimizde de ilk yardım kursunda geçen bir hikayeyi izleyeceğiz. Beste ve Ebru yazdı. İyi seyirler diliyorum. Merhaba, ilk yardım kursu burası mı? Evet. Bakın size yardım ettim, ilk yardımımı yaptım. Allah kabul etsin canım benim. Sağ olun. Siz de şirket sorunu mu gönderdin? Yok, ben çalışmıyorum. İnanmıyorum. Sırf insanlara yardım etmek için buralara kadar geldiniz mi? Yok lan, sonra teneffüs olur da öpüşürüm diye geldim. Nasıl? İlk öpüşte aşk gibi düşünüyorum. Kızım neyini anlamıyorum? Karşı cinsle yakınlaşmak için geliyorum ben böyle kurtara. He, ne bileyim o zaman bir dans kursuna falan gitseydiniz. Yok ya, orada yakınlaşamıyorum ben. Benim tikim var. Biri karşımda dans edince ben dayanamıyorum, oynamaya başlıyorum. Hı. Böyle böyle geliştirdim kendimi. En sonunda koca bulacağım diye gittim. Anadolu Ateşi'nde baş dansçı oldum. Hadi ya. Ama inanıyorum, birazdan hayallerimin erkeği şu kapıdan girecek. Merhaba. Hoş geldin enişte. Ne eniştesi lan? Kıtlık mı var, kıtlık mı var? Belki var, başka kimse gelmez mi ya? Hoş geldiniz beyefendi. Ortamda sizden başka yakışıklı erkek göremiyorum. Evet, ben de baktım da göremedim. Ben gidiyorum ya. Ya saçmalama, nereye gidiyorsun? Daha başlamadık bile. Sürücü kursuna, orada şansım daha yüksek. Olma olma ya, saçmalama, buraya gelir. Selamünaleyküm, geç kalmadın değil mi? Yok yok, tam suni teneffüse geçmiştik. Gel ben sana göstereyim. Ay saçmalama. Sen sürücü kursuna gitmiyor muyun ya? Vazgeçtim lan. Orada arabaya bineceğim ya. Burada buna yürürüm. Merhabalar. Melisa ben. İki seyle. Merhabalar. Kaan ben de. Yumuşak G yok. Ben de Lebris. İlk harfi büyük. Doğal olarak yani. Hangi şirketlerden gönderdiler size eğitim için? Mermercioğlu mühendislik. Gelmeyen oğlu danışmanlık. Yücel oğlu atıştırmalık. Ben de kardeşler süpermarketten gönderdiler. Ya benim burada ne işim var Allah aşkına? Boş boş bir şeyler yani bunlar. Biz de müptelası değiliz aslan. Şirket zorla gönderdi işte.
Aslan mı? Sensin be aslan. Pelinle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben ilk yardım eğitmeniniz Sevda Özgenç. Çok memnun olduk hocam. Ben nereye imza atılıyorsa atayım, daha sonra arkadaşlardan notları alırım. Hocam, öyle olabiliyorsa ben de çıkabilir miyim ya? Şu yanda lahmacun gömerim diye düşündüm. Ya olur mu öyle şey arkadaşlar? Nereye? Oturun lütfen. Bakın bu eğitim sizin için çok önemli. Yeri geldiğinde hayat kurtaracaksınız. Evet hocam. Mesela ben bir keresinde hayat kurtardım. Bravo. Nasıl oldu? Şöyle oldu ki bir kız arkadaşım erkek arkadaşıyla buluşsun diye babasına bizde kalıyor dedim. Harikasın Einstein. Ne ya? Babası duysa ne olurdu biliyor musunuz? Peki, daha ciddi bir sorunla karşılaşmış olan var mı? Ben karşılaştım hocam. Amcamı yılan sokmuştu. Yılan sokması süper. Ne yaptınız? Zehri böyle emcükledim. Şu arkadaşlarımla gösterebilir miyim? Hayır. Kimseyi emüklemiyoruz. Yeri geldiğinde bunları da, bu eğitimleri de öğreneceğiz. Başka? Ben böyle ıssız bir sokakta hala... Hala izinden çıkamadım. Issız bir sokakta birisi bayılmıştı. Çok kötü oldum biliyor musun? Çok fena oldum. İşte tam size ihtiyaç duyulan an. Ne yaptınız? Yürüdüm gittim. Çok fena oluyorum. Bir ambulans çağırsaydın ya. Yok o kadar fena olmuyorum. Böyle koklayınca kolonya koklayınca geçiyor. Bu tip durumlarda 112'yi aramanız gerekir. Evet. 112 ne? Kolonya bırakma hattı falan mı? Hocam biz gidelim ya. İlk yardım falan bizim nerede işimize yarayacak lütfen. Ya olur mu öyle şey? Bu bilgiler her an karşınıza çıkabilir. Bakın şöyle yapalım. Eğitimimizi daha eğlenceli bir hale getirelim. Canlandıralım. Hatta günlük hayattan örnekler verelim. Daha iyi anlarsınız. Farz edelim ki burası bir dolmuş. Şu üç sandalyeyi şöyle alalım. Hocam ne dolmuş? Allah'ını seversen ya. Ya hocam biz bunu verelim. Koyalım şöyle. Hadi gidelim hocam ya. Evet. Ne ya? Harika. Güzel. Aranızdan bir gönüllü istiyorum. Hocam ben olurum. Ben Survivor'a da başvurdum. Haber bekliyorum. Süper. Tamam. Ben geçiyorum. Geçin, buyurun. Hepiniz dolmuşta seyahat ediyorsunuz. Melisa Hanım da aniden bayılan bir vatandaşı canlandıracak. Çok heyecanlı. Hocam ben de bu arkadaşın sevgisini canlandırabilir miyim? Oyun katarım. Olur. Oh be. Ya da şöyle yapalım. Şoförümüz yok. Siz şoför olun. Ne alaka şoför ya? Evet, hazırsak başlayalım. Hocam arkadaş manda ses çıkartıyor. İlk dakikadan bayılma numarası ya. Böyle şey ilk dakikada uyuma ya. Böyle şey olur mu ya? Şş, ne yargol yapıyorsun lan? Önüne dön. Hadi. Şş, arkadaki sen gel ön tarafa otur. Gel ayakta kalma. Orada yer mi var? Kucağıma otur. Hocam. Lepiz Hanım. Hocam ceza yemeyelim diye ben yani. Tamam. Şoför her zamanki gibi 16 kişilik dolmuşa 47 kişi almış. Sığmıyoruz. Sıkışalım. Arkadaşım ittirmesene. Bizi de ittiriyorlar. Ne var? Evet. Çok kalabalık. Nefes alamıyoruz. Oksijensiz kaldık. Melisa Hanım bayılmak üzere. Vallahi bayılmak üzereyim ha. Ne yapacağız? Camı açıp... Okey, problem çözüldü. Kaptan sağda beni tükür. Kendinize iyi bakın. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Lütfen geri gelin. Bayılması gerekiyor. Ya şey mi yaptın? Hocam bir dakika, ben hallediyorum şimdi. Şşş, arkadaki kıvırcık. Aynadan görüyorum, parayı uzatmadın sen. Hadi elden öyle para uzat. Ne var ya, unutmuşuz tamam, Allah Allah. Gönder. Gönder. Artık alın değil mi? Tamam, bayıldı. Vatandaş bayıldı. Ne yapacağız? Panik havası. Allah Allah, kadın bayıldı. Kız, kalksana yendot. Bayıldı. Bayık. Bayık kadın. Hayır, 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 hayır. Panik en son isteyeceğimiz şey. Sakin kalıyoruz ve hastayı koltuğa uzatıyoruz. Yalnız ben bayana dokunamam. Bacım siz bir şey yapsanız, bir el atsanız. Ay Barzo, gerizekalı. Kız! Yatıralım. Kızlar, ben sakin ol. Sakin ol, kurtaracağız seni. Kurtaracağız. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Hocam bence soğan koklatalım.
Ay, sen çantanda soğan mı taşıyorsun be? Soğan varsa ben yerim ya, karnım aç ha, valla. Arkadaşlar, kadın burada baygın, farkında mısınız? Bravo Kaan Bey. Kaçalım, üstümüze kalacak. Doğru, kaptan orada kapa. Ben de geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Lütfen yerlerinize geçin. Yerlerinize geçin lütfen. Ben göstereceğim. Sizler de kendi aranızda uygulayın lütfen. Evet. Bence gayet doğru şey yaptım. Evet. Hastamızın, ben gösteriyorum. Okay. Herkes sağındaki leşleşsin lütfen. Sen sağını solunu biliyor musun lan? Biliyorum. Tüh ya. Okay. Hastamızın nabzına bakıyoruz öncelikle. Sonra kafa yukarı... çene yukarı, baş yukarı pozisyonuna getiriyoruz. Bayıl, bayıl. Sen mi bayıl? Ben bayılayım. Sen bana bayıl. Ben, ah! Hocam, bu hacı yatmaz gibi düşmüyor. Kızım, yer arıyorum. Düşeceğim ya. Tamam, buraya düş işte. Şakaklarıma olar mısın? Tamam. İyi geliyor bana. Hazırsak. Bayılan hastamızın nabzına baktık. Baş yukarı, çene yukarı pozisyonuna getirdik. Üzerini, evet, getirelim pozisyonlara. Hocam, bunun gıdısı var, çenesi yok. Nasıl yok kızım? Burada işte ya. Hani nerede lan? Lan şu, şu. Ana, bu çenem mi gıdının içine kaçmış? Evet, hastanın üzerini sıkan giysileri varsa çıkartıyoruz. Ah, ben içime atletimi giymedim. Çıplağım şu an. Hocam. Hocam, bununkiler komple sıkıyor gibi. Ne yapayım? Önden bir iki düğme açmanız yeterli. Sonrasında hastanın ayaklarını 30 santim kadar yukarı kaldırıp kan akışını sağlıyoruz. Ve bundan sonrasını sağlık ekiplerine bırakıyoruz. Anladıysak bir sonraki uygulamamıza geçelim. Allah'a geçelim ya. Allah'a geçelim ya. Harika. Buyurun. Evet arkadaşlar, bir sonraki uygulamamız boğaza cisim kaçması. Farz edelim ki burası bir restoran. Sandalyeleri karşılıklı koyalım. Ya masamsı gibi şeklinde şey yapıyoruz. Evet, anladım. İyi. Melisa Hanım ben restorana yemek yemeye gelmiş. Hocam, mesela ben de restorana yemek yemeye gelmiş olabilirim. Olabilirsiniz. Buyurun, müşteri olun. Olur. Adam hayalini bile seviyor ya. Siz garson muyum? Ben evet, garson muyum ben? Evet, garson. Teşekkür ederim. Hocam, ben bodyguard olabilir miyim? Olur. Hocam, ben de bodyguard'ın sevgilisini canlandırayım, oyun katarım. Olur. Ya da siz Hacı Bey'e eşlik edin. Hoca bana taktı ya. Şey yapalım, o zaman böyle kapıdan doğru giriyorlar gibi yapalım mı? Güzel, buyurun. Şöyle arkadaşlar, gelin. Gelin şöyle. Ben garsonum. Sen garson tabii içeride. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz bayan. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz bayan. Sen dur. Kimlik ver. Niye? Olamaz mı hocam? Kimlik istiyorum, olamaz mı? Kaan Bey, asıl meseleye mi odaklansak? Al şu 20 doları, uzat falan bir şeyleri. Hazırsak başlayabiliriz. Ben çok iyiyim ama. Hayatım, birinci yıl dönümümüz kutlu olsun. Doğaçlama lan. Yani. Evet, buyurun. Başlıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Diyetliyim, teşekkür ederim. Okey, kendine çok iyi bak. Safa Bey, olmaz öyle. Bir şey yemesi gerekiyor ki boğazına kaçsın, değil mi? Doğru, evet. Okey, başlayalım. Ne alırsınız? Ben bir İskender alayım. İçinde ama etler olmasın. O salçalı sosu da istemiyorum. Yoğurda da alerjim var. O zaman ben size bir 18'lik bir tabak getiriyorum. Ağzınıza sokuyorum tabağı, bol. Hazırsanız. Aa, boğazına parans kaçtı kadının. Evet. Boğazına... Dildi! Dildi! Boğazına cisim kaçtı, ne yapıyoruz? Panikler böyle. Aa, kız! Kız! Bırak, gel lan! Hayır. Bırak sana tabağı. Bizden çıkarıyorlar, sonra parasını biz yeniyoruz. Parasını biz yeniyoruz, sonra bırak şu tabağı. Lütfen, sakin oluyoruz. Başka bir önerisi olan? Hocam, bence soğan koklatalım. Ya boş boş konuşma! Sen kaçma lan, ne kaçıyorsun? Hocam, ben zaten bayana dokunamam. Ölürse de üstümüze kalır. O yüzden kaçalım. Kaçalım! Kaçalım, anlamam. Koş. Arkadaşlar, durun. Bu da olmadı. Yerlerinize geçin lütfen. Ben göstereceğim. Buyurun. Geçin yerlerinize. Yine yakalandık ya. Evet, herkes solundakiyle eşleşsin. Lan sen daha demin sağında değil miydin? Niye sabit duruyor? Ya kızım, ben de müptelası değilim. Öyle denk geliyor. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin. Evet, boğazına cisim kaçan hastamızı şu şekilde eğiyoruz. Şu şekilde sırtına 5 kez vuruyoruz. Buyurun, deneyebilirsiniz. Sen dön, ben vurayım.
olur. Ya da ben döneyim sen vur. Olur. Hocam biz burayı pas geçebiliyoruz mu? Hayır, pas geçemeyiz. Sen şu anda Barzo bile olsan ölüyorsun şu anda. Gerizekalı. Böyle değil mi? Evet, buyurun siz de deneyin. Tamam hadi, hasta sen ol bu sefer. Hadi lan oradan eğil. Hep ben deniyorum hocam ama ya. Çıktı mı cisim? Çıktı mı lan? Çıktı çıktı. Karpuz mu seçiyorsun? Ne yapıyorsun? Evet, bu şekilde yediğimiz hastamızı şu şekilde tutup bu şekilde zıplatıyoruz. Şöyle değil mi? Biraz daha yavaş lütfen. Lan! Hocam bu kalkmıyor. Tamam, bu uygulamayı da anladığınızı düşünüyorum. Dilerseniz son uygulamamıza da geçip bitirelim. Oh be! Oh be. Hadi ya! Bir sonraki uygulamamız suni teneffüs. Hadi ya! Oh be! Evet, şimdi farz edelim ki sahildeyiz. Melisa Hanım denize girmiş, boğulmuş ve sizler de karaya çıkarmışsınız. Boğulmuş. Evet, boğulmuşsunuz. Nefes almıyor. Ne yapacaksınız? Panikler! Evet. Kız! Kalk! Kalk! Boğul! Boğuldu! Boğul! Öpün bir şey yapışık kadına! Sakin, sakin. Ne yapacağız? Hayır, sakin oluyoruz. Başka bir çözüm önerisi olan yok mu? Hocam, bence soğan koklatalım. Yiyeceğim lan o soğanı artık! Hocam, nefes almıyorsa zaten ölmüştür. Üzerimize kalır. Ben zaten bayana dokunamam. Doğru. Ama kaçalım. Doktor iptal. Bir dakika nereye? Safa Bey. Ne oldu? Evet. Yok mu çözüm önerisi? Ya ben bayana dokunamam diyorum ya. Aman. Bayan da çok meraklıydı sana. Sabahtan beri tutturdun bayan, 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 bayan. Bir kere o bayan değil, kadın. Biz burada hayat kurtarıyoruz be. Hocam kesinlikle katılıyorum ama yani... Ya biz bırakalım, yapamıyoruz mu ilk yardımı biz ya? Olmasın ilk yardım. Ne yapalım ya? Olmuyor yani. Ne yapalım şimdi? Hocam vallahi bir kötü oldum. Sabahtan beri şekerim düştü. Açım ya. Kötü. Vallahi kötüyüm ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim ya. Biz bunları nerede öldüreceğiz? Ben markete gelen bayılanları mı öpeceğim? Ay evet ya. Ben bayana da dokundum yani. Ambulansı var, şeyi var. Ararız. Gelir ya. Çok zor durumda kalırsam beni de ara canım benim. Arkadaşlar. Bir şey oldu. Ama bir şey oldu. Bir şey yapma. İyiyim siz. Ya yok ya. Öpeyim diye yapıyor yalancı. Bak lan. Lan oğlum. Gerçekten bir şey olmuş olabilir şu anda. Gıdısını mı sevsek, ne yapsak? Nefes almıyor sanki bu. Bakın, gördünüz mü? Gördünüz mü? Hiç ummadığınız anda hayatta her şey başınıza gelebilir. Ciddiye almıyorsunuz ama bu tip durumlarda öğrendiğiniz şeyler bir insanın hayatını kurtarabilir. Ben genel olarak eğitimlerimde... Lan ne anlatıyorsun? Adam burada ölüyor, sen orada tırat atıyorsun. Hocam! Evet. Ne bir şeyler yapmalıyız. Ayak ne yapacağız? Bakalım. Gıdısını mı sevsin? Ayakkabılarını çıkarttın. Masajı. Memesini... Hadi yapabilirsin oğlum! Kendine gel! Hadi bu çocuk! Hadi! Öyle mi olacaktı? Can make all this world seem right. Only you can make that. Hocam, Allah razı olsun sizden. Vallahi hakkınızı nasıl öderim hocam? Ben yapmadım. Bana hiç bakma gerizekalı. Ne olur sen yapmış ol lan. Allah Allah. Bu mu yaptı? Bu mu yaptı hocam? Ya şimdi yapılan iyilik söylenmez, ne diyeyim? Neden öyle diyorsun ya? Nikahım sayesinde hayatın kurtuldu. Vallahi hocam, tebrik ederim. Doğru. Kadına dokundunuz. Evet. Vallahi helal olsun kız sana. Helal olsun ya. Gerçekten kurtardı adamın hayatını. Bravo Lebriz Hanım. Suni teneffüsü de öğrenmemiştik. Siz nasıl yaptınız? Bugün girdiğim 8. kurstu bu. Ben bunu mu öpecektim ya? Ama yani. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ve zil geldi. Vezil, evet, skecin yazarlarını
Veste ve Ebru Zile gidiyor. Evet, tebrik ediyoruz. Ya çok güzel oldu. Hem gerçekten de ilk yardımla ilgili bilgiler de verildi. Hem de çok güldük. Yani bu çok güzel oldu bu ya. Fikir olarak da süper. Yani hadi başka böyle kursları, sürücü kursu falan filan bunun yani serisini devam ettirebiliriz gerçekten. Çok eğlenceliydi. Yani bütün verdiğim bilgiler de hakikaten de doğru bilgiler değil mi? Evet, doğru. Onlara baktınız, şey yaptınız. Doğru. Şeyi yaptınız. Verebildiğimiz kadar skeç içinde. Evet, çok iyiydi. Tebrik ediyoruz. Ne oldu? Ruju dağılmış, onu biliyorum ben. Gerçekten bir büyük dağıtım. Gerçekten sahnede bir... Ben şeyi anlamadım. Suni teneffüse kadar gittik. Sonra sen Yeşim'i evirip çevirip bu tarafa nasıl attın? Suni teneffüste aynen canlanıyor adam. O oluyor falan, yuvarlanıyorlar. Anlattı ya. Yani amaç neydi? Sen sonra dönüp sen suni teneffüs yapacaksın gibi bir şey oldu yani. Yok. Öyle bir takla fazla attım ben kendim. İkincisi yok yani. Yani insan fazla taklayı nasıl atar ya? Takla doğaçladı. Sana da takla doğaçladı. Çıkışta birer lahmacun gömelim mi seninle? Abi o. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızda. Hoş geldin Ayşegül. Hoş buldum. Abi şimdi kitkecimizde bir erkeğin bir kadını etkilemek için hangi yollara başvurduğunu izleyeceğiz. Wow, güzel konu. Evet. Bak bu güzel konuyla çok güzel interaktif yapılır. Şimdi seyircimizin arasında çiftleri görebilir miyiz? Çiftsiniz. Çiftsiniz. İsminiz neydi? Şeyda. Şeyda Hanım. Beyefendinin adı ne? Arif. 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 Çiftiniz olarak Arif sizin neyle etkiledi yani? Ben ortaokuldan beri seviyorum. 2 senede peşinden koştum. Sen mi koştun? Evet, ben koştum. Aa. Aynen öyle oldu. Hamle yapan sensin. Hamle yapan benim, peşinden koşan benim, sürekli takip eden, gizli numaralardan arayan hep bendim. Ha, o da tehlikeli. 2 senenin sonunda da kavuştum. Çok güzel ya, bunu söylemek de çok güzel. Peki Arif seninle de konuşalım. Merhaba. Arif bize de öğret diyorlar. Yani bu kızı peşinden koşturma olayı nasıl başardın böyle? Ya çok çabalamadım ama gerçekten çok şanslı olduğumu hissediyorum. Şanslıymışım. Herhalde. Vay be. Çok güzel. Doğru ilişkiyi buldun. Çok güzel. Evet Ayşegül, ne güzel muhabbet. Çok güzel konu getirdin bize. Evet, çok hep mutlu getir. Oldum. Buyurun. Ali'nin körü geliyor. Beste Cenan Oğuz yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Alo. Evet evet. Daphne, geldim parka. Tamam hadi gel. Bekliyorum. Tamam şimdi bankın önündeyim şu an. Oturdum. Tamam hadi bekliyorum, gel. Babaanne, kaç vesaitte geldin ya? Dinlene dinlene geldim. Ne oldu? Kaldın göt gibi. Babaanne, ne diyorsun ya? Ekilmiş tipi nerede görsem tanırım diyor. Rahmetli deden de böyleydi. Ne ekilmesi canım? Gelecek şimdi, konuştuk. Ha, ha. Aynen. Aa bak, mesaj atmış. Canım ben gelemiyorum, tünele girdim. Al, ne oldu? Eline sen göt oldun. Tabii ya, bu tiple gelir mi ki zaten? Oğlum, o işler tiple miple olmaz. Doğru, param da yok. Ailem de zengin değil. Aa, öyle deme. Deden zamanında Nişantaşı'nı ilk keşfeden adam. Sonra ne olmuş? Bura Esenyurt demiş, yerleşmemiş. Yemin ediyorum, vizyonsuz bir Kristof Kolomb ya. Ya, öyle. O yüzden tiple, parayla falan olmaz o işler. Bak, sana bir hikaye anlatayım da dinle. Bizim lisede Ali diye biri vardı. Ali diye biriyim. Ya Ali, neredesin oğlum ya? Bütün her şeyi biz taşıyoruz sürekli. Ya beyler, bırakın onu. Size bir şey söylemem lazım. Tamam, söyle. Gel gel.
Ne lan? Ama aramızda. Tamam. Aramızda bak. Tamam, tamam ya. Ben Ayşe'yi seviyorum. Ay Ayşe'yi seviyor. Ay Ayşe'yi seviyor. Ay Ayşe'yi seviyor. Ay Ayşe'yi seviyor. Ali. Ayşe. Ali. Ayşe. Ali. Ayşe. Ali. Ay Ayşe'yi seviyor. Oğlum aramızda kalsın dedik. Koro yaptınız şerefsizler. Seviniyoruz oğlum senin adına. Evet oğlum. Sevinmeyin oğlum. Kız beni görmüyor. Nasıl görmüyor lan seni? Öyle değil. Yani sevgili anlamında görmüyor. Ya tamam kardeşim kilolu ya. Olabilirsin. Aynen. Ama atletik olabilirsin. Bak beden dersindeyiz. Hemen at kendini öne göster atletik. Aynen ya. Kardeşim yap bir şeyler işte. Yuvarlanayım mı? Ya Allah Allah. Ne diyorsun? Merhaba. Selam Ayşe. Ne haber Mithat? Ne haber Orhan? Ne haber Hamur? Hamur ne ya? Hamur ne ya? Ne diyor ya? Hiç ya. Hoca geliyor. Hoca. Geçin yerlerinize. Evet çocuklar, sınıfımıza yeni bir arkadaşınız katıldı. Tanıt çocuğum kendini. Merhaba, ben Arda. Merhaba, ben de Ayşe. Merhaba, ben de Hamur. Tamam çocuğum, teneffüste tanışırsınız. Geç yerine. Geçen ders öğrettiğim hareketleri yapacaksınız, not vereceğim. Geç tamam. Yerine. Çabuk. Evet, Orhan pozisyon al. Babaanne, her detayına kadar anlatmana gerek yok. Ama o zaman dün gibi gözümün önünde yol hiç gitmiyor yani. Atla! Aferin Arda, çok iyi atladın. Ben daha iyi atlarım hocam. Arana uğradın. Git. Manyak. Kış. Çocuğum ne yapıyorsun? Sakatlayacaktın arkadaşını. Arda, arkadaşının koluna gir, revire götürelim. Ben de götürebilirim hocam. Boş ver çocuğum, sen konuşurken yoruluyorsun. Evet, ders bitti. Gidiyoruz, hadi. Ne kadar kaslı kolların var. Sen daha bir şeyi görmedin. Kaldırdı lan kızı. Kız haklı kanka. Aynen kardeşim. Kadınlar fit erkeklerden hoşlanır. Senin acil kilo vermen lazım. Öyle ince ve narin olmalısın. Yaprak sarması gibi mi? Ya bu şekilde olmaz. Kardeşim, bu şekilde görürsünüz ama ya. Görürsünüz. Bambaşka bir insan olacağım. Sonra ne olmuş? Uzun bir süre hiç görüşmemişler. Ta ki... Şatoda davet verilene kadar. Ne şatosu lan? Lisenin pilav gününe kadar. Ali adeta bambaşka biri oldum. Adeta bambaşka biri oldum. Zayıflamış falan. Evet, biraz bir zayıfladım değil mi? Bir çektim. Ya kardeşim, niye sürekli biz taşıyoruz bunları ya? Sabahtan beri nasıl getirmeye çalışıyoruz ya? Kanka, ben Ayşe'ye bakıyordum. Beyler, size bir şey diyeceğim. Oğlum, ben Ayşe'yi unutamadım ya. Ayşe'yi seviyor. Tamam lan. Bir durun ya. Oğlum bak, bir şey diyeceğim. Artık sizce beni beğenir mi ya? Fit oldum. 70 kilo verdim lan. Sadece o yetmez kanka. Kadınlar çalışan erkekleri de sever. Tabii canım. Ne iş yapıyorsun kardeşim? 70 kilo verdim. Hayır, meslek olarak ne yapıyorsun? 70 kilo. İşsizsin değil mi lan? Abi olmaz ki. Acil bir iş bulmamız lazım sana ya. Yok mu aklında bir şeyler? Ya ne bileyim ya. Çocukken polis olmak istiyordum ama. Tamam işte. Tamam bunu yap. Sen bugün polissin kardeşim. Tamam, bu bitti. Zaman. Hatta tamam. En iyi polis sensin. Tamam. İyisin lan. İyiyim. Merhaba. Yat. Yat. Ne var üstünde? Ne var lan üstünde? Manyak git. Kanka pardon ya. Mesleki deformasyon ya. Kulağım çıktı. özür dilerim Ayşe. Sen kimsin arkadaşım? Ne yapıyorsun bana? Tanımadın mı beni ya? Hayır. Ali ben.
Liseden. Ali. Ay Ali, Ali burnunu mu yaptırdın? Sence yaptırmış gibi mi duruyor? Saçlarını? Ombre. Aynen. Ama olay o değil ya. 70 kilo oldum, görmüyor musun ya? Bir de üzerine patlatıyorum, polis oldum. Aa, ne güzel. Zor olmuyor mu? Yok ya, benim için çocuk oyuncağı ya. Neler diyor. Geçen gün tek başıma 30 kişilik bir örgütü çökerttim. Aa, helal olsun. Desene artık güvendeyiz. Tabii canım. Kaldır ellerini, kaldır. Lan! Şansıma sıçalar ya. Arda! Ayşe! Lan hırsız mı oldun, manyak? Ne yapayım be, şartlar diyelim. Ne demişler? Zaman kötü, kollayacaksın götü. Oo, kolladım götü. Ne bakıyorsunuz lan? Ne bir anlatıyorsunuz hadi? Doldurun şuna bir şeyler hadi. Yok ki bir şey. Yok bir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Ne gömelim? Ne gömelim? Pilav gömelim. Ya da siktir edin, diyete girelim. Geç şuraya. Geç şuraya. Tamam, sen ver lan o zaman hasılat. Ne varsa ver, hadi at. Abi vallahi daha siftah yapmadım ya. Hadi ya. O zaman pilav milav at şuraya ne varsa. Pilav mı? He, at işte. Allah Allah. Ali bir şey yapsana. Ha, tamam, ben de. Çıkarın lan paraları! Hafıyorsun lan! Çıkarın lan! Çıkın! Ya öyle bir şey değil mi? Sen hani 30 kişilik örgütü çökertmiştin. Ha? Ya ben siber suçtaydım, internet kafeyi bastık. Yakınsın, polis değil misin? Bir şey yap. Tamam, benim aklıma bir şey geldi. Sen hırsız oyalı, tamam mı kardeşim? Güzel. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Biz... Lan! Nereye gittiler lan onlar? Kaçtılar. Ne oluyor lan burada? Bir şey yap, bir şey yap. Lan! Tamam, dur. Ben de... dostum. Şu anda sakin olmamız lazım, tamam mı? Şu an istemediğimiz tek şey panik, tamam panik. Akademide öğrendiğim bir şey var. Panik yapmayalım. Olmuyor. Bir tutukluk yaptı herhalde yani. Bir de siz mi deneseniz abi ya? Şöyle. Bir kere daha deneyebilir miyim? Şeyden oluyor galiba. Şeyden mi? Lan! Manyak mısın lan sen? Beni niye oyalıyorsunuz lan? Paraya ihtiyacım var benim. Soyacağım lan. Her yeri soyacağım. Nereyi soyacağım? Hamamı soyacağım abi lan. Abi acaba kuyumcu falan mı deneseniz ya? Orada güvenlik kamerası yok mu zannediyorsun? Haklısın. Güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerası olmayan yerleri tercih ediyorum. Anladım. Kusura bakma Ayşe. Şartlar. Lan! Sen pilavı ketçaplı mı seviyorsun? Polis değilsin değil mi Ali? Ya yalan söylemeye ne gerek vardı bilmiyorum ki. Tamam, yalan söylemek yok. Doktorum ben. Kalbim... Biri yardım etsin. Oğlum bir şey yap. Hani... Ya vallahi gerçekten niye bunu yaptım bilmiyorum ama ben yalan söyledim. Ben doktor değilim, itfaiyeciyim ben ya. İşsizim lan! İşsizim! İşim yok benim! Allah'ın belası! Sadece işsiz değil, aynı zamanda yalancısın Ali. Çekil şuradan. İyi misiniz? İyiyim. Bu kadar mıydı lan? Ulan keşke doktordan devam etseydim ya. Ay, pilavlarınız gitti. O yüzden mi fenalaştınız? Evet. Ekmek teknem benim her şeyim. Aa, ne kadar işinize düşkünsünüz. Etkilendim. Öyle mi? Beraber pilav yer miyiz? Yeriz. Seni de pilavcı yapacağım. Bıyık bırakacağız. Ne saçma bir aşk yaşadılar ya. Ne yaptın? Oh, gitmiş. Gitmiş. Yangın alarmı işe yaradı. Oh. Gitti. Siz mi çarptınız? Ha kanka, biz bağlandık. O boşuna oyaladı. Tövbe tövbe oğlum. Ayşe her şeyi öğrendi ya. Biliyor artık benim işsiz olduğumu biliyor. Yapma ya. Kızaklı kanka. Ne yapacağız peki, ne yapacağız? Abi, kadınlar işsiz erkek sevmez. Senin acil iş bulman lazım. Öyle mi diyorsun? Acil. O zaman görür o. İş bulacağım. Çok bambaşka biri olacağım. Güçleneceğim, tamam mı? Tamam. Bambaşka biri olacağım. Şunu tut da götür. Ali! Baba niye bu şekilde? Biz yazdık diye mi böyle oluyor? Her şey biz çıkartıyoruz ya. Vay be babaanne. Sonra ne olmuş? Babaanne! Ulan en heyecanlı yerinde öldü ya. Allah bismillah. İçim geçmiş. Ne diyordu? Ne olmuş diyorum sonrasında Ali.
Ali, arkadaşlarının çalıştığı şirkete girebilmek için çok çabalamış. Girebilmiş mi? Girmiş. Yine bambaşka biri olmuş. Adeta bambaşka biri oldum. Ya kardeşim, Ali nerede ya? Her şeyi biz götürüyoruz gene. Buradayım, buradayım. Abiciğim, ne yapıyorsun? Toplantı başlayacak. Hadi ya. Kanka, ben Ayşe'ye baktım da o yüzden ya. Niye? Kanka, ben Ayşe'yi hala unutamadım ya. Ali Ayşe'yi daha abi, tamam. Sürekli buna mı gideceksiniz ya? Adam doğru söylüyor abi. Allah Allah. Ya. Abi, ne yapmam lazım? Bak, ben işte buldum. Bir etkilemem lazım onu. Nasıl etkileyeceğim? Şu an onun çalıştığı yerde çalışıyorum. Yani etkilenir değil mi? Sadece bu yetmez ki kanka. Kadınlar başarılı erkeklerden hoşlanır. Ha, ne yapacağız peki? Kardeşim, bugün ne günü? Sunum günü. Aynen. Ve benim tanıdığım en iyi reklamcı sensin. Sensin, kanka. Sensin. Ben değil mi? Aynen. Evet. Aman ya! Aman ya! Parmaktan sonra! Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Ne yapıyorsun? Ben Ali, Ali ben Ayşe. Hayır, tanımadın mı? Liseden. Liseden. Aa, Ali! Ne yapıyorsun? Aa, müdür bey, Ali bizim liseden arkadaşımız. Umurumda değil. Toplantıya geçelim. Şimdi efendim, Pınar Hanım müşterimiz, popiş bezleri için reklam tanıtımlarının böyle fikirlerini alacağız. Tabii ki efendim. Biz çok büyük hazırlıklar yaptık. Acayip azar. Ali Bey. Büyük katkısı var. Büyük gece çalıştık. Var. Hemen başlıyorum efendim, eğer dinliyorsanız. Mutlu bir aile tablosu görürüz. Mutlu ailemiz çocuklarıyla beraber parka giderler. Minik yavrumuzu kaydıraktan aşağı indirirken yavrumuz korkar ve salar. Ve kameraya dönüp sempatik bir ses tonuyla der ki... Lukas amcamı çok seviyorum. Çünkü beni popiş bebek beziyle bezledi. Onu çok seviyorum. Kaydıraktan aşağı kayıyorum, iniyorum, tutuyor beni. Çünkü asla sızdırmıyor. Popiş bebek bezledi. Dublaj falan nedir müdür bey? Biz yurt içine iş yapıyoruz. Tamam, yurt içine de şöyle bir fikrimiz var efendim. Yine Ali Bey'in katkılarıyla aynı mutlu ailemizi biz bu sefer evinde görüyoruz. Mutlu ailemiz, annemiz ve babamız çocuklarını uyuttuktan sonra minik yavrumuzu alıp yataklarına koyuyorlar. Minik yavrumuz yatağında tam uykusundan uyandı derken salıyor. Ve kameraya dönüp karizmatik bir ses tonuyla diyor ki... Mışıl mışıl uyuyorum. Sızıntıdan eser yok. Anne, sütümü içtim, artık karnım tok. Ve sızıntı yoksa benim gülümsemem anamın yüzünde. Popiş bebek bezleri. Çok güzel bez diyenler. Oldu olacak, bir de zil verelim müdür bey. Onu biz düşündük de. Böyle olur mu yahu? Biz tamam. Sonuçta bebek bezi reklamı yapıyoruz. Tamam, süper. O zaman son fikrimizi dinleyin efendim. Aynı ailemiz bu defa çocuklarını bir ses yarışmasına götürüyorlar. Ha. Ses yarışmasında şıkır şıkır giyinen minik yavrumuz sahneye çıkıyor. Mikrofonu alıyor ve heyecandan salıyor. Ve kameraya dönüp o güçlü sesiyle diyor ki... Saldırım ama... Sızdırmıyor. Sızdırmıyor, sızdırmıyor. Saldım ama sızdırmıyor. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz müdür bey? Bunlar ne saçma fikirler? Rezil ettiniz bizi be. Lütfen, size iyi çalışmalar. Pınar'ım, şunu dinleyin o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Kahraman bebeğimiz sıradan bezlerle bir çatışmaya girer. Ve onları alt eder. Popiş bezleri onu kurtarır. Ve dönüp kameraya der ki... Popiş bezleri. Berbat. Aman tanrım, tebrikler. Müthiş bir fikir. Bu reklamı çekiyoruz ve 15 yıl boyunca da yayınlıyoruz müdür bey. Tebrikler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Müdür bey, sayenizde işe aldık. Ne kadar başarılısınız. Çok etkilendim. İstersen kutlamak için ıstakoz emcükleyelim. Olur. Hadi buyurun. Hadi. Ne oldu lan şimdi? Kızaklı kanka. Kadınlar başarılı erkekleri sever kanka. Senin başarılı olman lazımdı ya. Görürsünüz lan. Oğlum çok çalışıp var ya, acayip başarılı bir iş adamı olacağım. Görürsünüz daha. Sakin ol. Sızdırmıyor. Sen güzel hareket ya. Sızdırmıyor. Manyak. Yok aslan, geldi. Dur, manyak deli. Yani babaanne
Ayşe de maşallah Ali hariç herkesle... Höstler. Höst mü? Bir dakika, bir dakika. Sen bu hikayede kimsin? Sence? Orhan. Yok, Mithat. Oğlum, Ayşe'ymiş de. Aa, adımdan da mı anlamadın? Senin adın Ayşe mi ya? Ben hep babaanne diyorum. Salak. Ablana da o yüzden Ayşe dediler ya işte benim adım diye. Ablamın adı Ayşe mi ya? Ben hep abla diyorum. Sus, uzatma. Öyle işte. Peki... Sonra da işten ayrılmış, bir daha da görüşememişler işte bu kadar. Babaanne ne boş bir hikaye ya. Yemin ediyorum adamı bir kere öpeydin bari. Pardon. Sonra ne olmuş ya? Bu kadar çabalamış adam bir şeyler başaramamış mı? Aa, hayır öyle deme, başardı tabii. Hayatta bir amaç uğruna mücadele edenler kaybetseler bile o yolda çok şey başarırlar. Gram etkilenmedim biliyor musun? Boş bir hikaye bence ama neyse helal olsun. Acaba Ali şimdi ne yapıyordur ya? Ay ne bileyim, yine bambaşka biri olmuştur herhalde. Allah. Bambaşka. Bambaşka. Ne diyecektim ben? Ali, ne kadar değişmişsin. Ayşe, he? Artık fit. İş adamı olmuş. Zengin ve başarılı biriyim. Ne diyorsun? Adama bak, yaş 70 iş bitmemiş. Amca, babaannem ha? Bir dur lan. Ya ama Ali, çocuk doğru söylüyor. Bizden geçti. Boş ver artık be. Ali! Kız aklı kanka! Senin gençleşmen lazım. Kadınlar genç erkekleri sever. Ulan ben şimdi sizi... Dur, dur. Yakalan, dur. Dur. Bu nasıl bir şey ya? Sus lan. Çok zergi diyenler. Zil diyenler. Yazarları Cenan ve Oğuz zili çalıyor. Beste de var. Alkışlar besteye de gelsin. Tebrik ediyoruz besteciğim. Evet Cenan, bu son dede rejisi kimin fikriydi? Ona mı gülüyorsunuz? Neye gülüyorsun? Abi hayatımda hiçbir şeyi bu kadar saçma bitirmemiştim. Yani... Evet, orada bir gitme çabanız. O yani çok şey duruyordu. Ne desem, epik bir finaldi yani, epik. Aynı anda durdunuz, aynı anda şeydi gerçekten. Enteresan bir skeçti. Ama o cümle çok iyiydi. Cümleyi söyler misin bir daha? Hayatta bir amaç uğruna mücadele edenler kaybetseler de o yolda çok şey kazanırlar. Çok şey kazanırlar. Yani... Hocam ne diyorsun bu cümleyle ilgili? Şey gibi oldu, galiptir bu yolda mağlup. Evet, galiptir. Biz de çok iyi mücadele edersin, 3 gol yersin ama çok iyi mücadele ettik dersin. Onun gibi bir şey bu yani. O da... 3-0 biter, iyi mücadele ettik de içeride soyunma odasında birbirimizi öyle motive ederiz. Çok iyiydi mücadele, harikaydın falan. Ama 3-0. Yenildik. Bir sürü anı vardır abi sende, hani böyle en unutamadığın golün ne mesela? Hangi golü en böyle kafanda şu gol çok iyiydi dediğin? Yani ben unutamadığım gollerde belki Inter'de 2 tane gol atmıştım. Bir tanesi aşırtma. Evet. Sağ ayağımla dalga geçiyorlardı benimle. Yürümeye yarıyor diyorlardı. Ama sağ ayakla bir tane attım. Sağ ayakla aşırtma attın abi değil mi orada? Evet, bir tane çok güzel bir gol olmuştu. Peki teknik direktörlük yani şampiyonluk kaçtı? Yani nasıl hissettin? Yani futbolcu olarak aslında biraz daha ben kendimi hep sorumlu hissettim. Sanki tenis oyuncusuymuşum gibi hep böyle üstüme aldım bütün. Yani ben başarının çok böyle keyfini çıkaramamışımdır. En yakın şahidi de hanımdır. Hep böyle başarısızlıkta kendimi biraz öne atarım. Sorumlu hissederim. Ama teknik adamlık gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Yani bir de Fenerbahçe tabii çok büyük bir camia. Beklenti çok yüksek. O son maçta kaybettiğimiz şampiyonlukta herhalde en çok üzülen insanlardan bir tanesi bendim. Ama hayat devam ediyor. Sabah kalkıyoruz, uyanıyoruz. Yani üzüntüyle uyansan da hayatın devam ettiğini kabul edip sizin de dediğiniz gibi yani galiptir bir yolda mağlup demek lazım. Çünkü hayat devam ediyorsa mutlaka umut vardır yani. Süpersin abi. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar bu şahane ekibe gelsin.
Evet değerli misafirler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Alkışların en büyüğü bizi bugün burada onore eden şahane kaptanımız, şahane insan. Skeç'te de oynadın, bize eşlik ettin. Alkışlar Emre Belezoğlu'na gelsin. Kaptan, çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlar BKM Mutfak oyuncularına bugün. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Ekranları karşısındaki izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel hareketler burada sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çekilmiş durumayla geldiniz. Ay çok. Şöyle bayılayım da.